Evet merhaba arkadaşlar. Hoş geldiniz. Şimdi EBOB EKOK konusuyla devam ediyorduk. Bugün problemler kısmına bakacağız EBOB EKOK'la ilgili. Öncelikle <laughs> Sorulara başlamadan önce şunu bir de tekrardan hatırlatalım arkadaşlar. Malumunuz problemler çözerken EBOB EKOK'la ilgili Ee, öncelikle ebobu mu araç olarak kullanacağız ya da ekoku mu araç olarak kullanacağız konusu e, Bizim için önemli arkadaşlar Burada Bu konuyu şöyle Kısaca bir Anlatacak olursak arkadaşlar Sorularda bize verilen sayılar olur tamam bize verilen sayılarımız Verilen sayıları şöyle yazalım buraya verilen Sayılar arkadaşlar Bize soruda bazı sayılar verilir Ve Tabii ki bir şeyi bulmamız istenir. Hedefimizde bir şeyi bulmak vardır arkadaşlar. Bulmaya çalıştığımız şey bize verilen sayıların bir katı mıdır, ya da bize verilen sayıları bölen bir sayı mıdır? Evet. Kısaca arkadaşlar bu soruyu kendimize soruyoruz. Aldığımız cevaba göre de EBOB ya da EKOK kullanıyoruz. Şayet soruda aradığımız şey soruda bize verilen sayıların daha büyüğü, daha büyük bir katıysa arkadaşlar. Biz burada ekoku kullanacağız değil mi? Kat'tan bahsediyoruz çünkü. Kat demek ekok demekti. Bunu söylemiştik geçen dersimizde. Ancak bize verilen sayıların bir bölenini arıyorsak arkadaşlar, bize verilen sayıların daha küçüğü olan bir sayıyı o sayıyı bölen bir sayı arıyorsak bu durumda da EBOB'un peşinde olduğumuzu anlıyoruz. Demek ki arkadaşlar iki tane durum söz konusuymuş burada. Eğer büyük bir sayı arıyorsak, büyük bir sayı arıyorsak. Yani kimden daha büyük bir sayı? Bize soruda verilmiş olan sayılardan. Evet, büyük bir sayı arıyorsak ya da elimizdeki parçaları birleştirip bir bütün, daha büyük bir şey yapmaya çalışıyorsak. Evet. Parçalarla parçalarla daha büyük bir şey yapılıyorsa ya da elimizdeki sayıların elimizdeki sayıların bir katını arıyorsak katını arıyorsak evet bu gibi senaryolar arkadaşlar olası senaryoları böyle tek tek yazdım yani elimizdeki küçük şeyleri daha büyük bir şeye dönüştüreceksek elimizde bize ölçüleri verilen şeyin katını arıyorsak ya da arkadaşlar onlardan daha büyük bir sayı aradığımızın farkındaysak elimizde bize verilen sayıların daha büyüğü olan bir sayının peşindeysek bir kattan bahsediyoruz ediyoruz demektir. Bu da ekoku kullanacağımız anlamına gelir arkadaşlar. Bir kere bunu söyleyelim. Ancak elimizde ki sayılar soruda bize verilen sayıların bir bölenini arıyorsak, onları bölen bir sayıdan bahsediyorsak, onlardan daha küçük bir sayıdan bahsediyorsak bu defa da ebobun peşinde olduğumuzu bilmemiz gerekiyor arkadaşlar. O zaman bu hatırlatmaları yaptıktan sonra şöyle sorumuza doğru geçelim arkadaşlar. Birinci sorumuza bakalım. Birinci sorumuza diyor ki a, x, y ve z pozitif tam sayılardır. a eşittir 6x, o da eşittir 12y, o da eşittir 15z olduğuna göre a'nın değeri en az kaç olabilir diye sormuşlar. Şimdi arkadaşlar biz a'yı arıyoruz değil mi? Peki a nasıl bir sayı? bize verilmiş olan sayıların nesi arkadaşlar? Katı değil mi? Mesela 6'nın x katı, 12'nin y katı, 15'in de z katı. Yani ben bir kat arıyorum arkadaşlar. Bana verilmiş olan sayılardan daha büyük ve onların katı olan bir sayı arıyorum. Apaçık burada ekok kullanmam gerektiği gözüküyor arkadaşlar. Dolayısıyla ben hemen diyorum ki A'nın en küçük değeri 6, 12 ve 15 sayıların ekoku olmalıdır diye başlıyorum işe. 6, 12 ve 15 sayılarının ekokuna hemen başlıyoruz arkadaşlar. Ekok için ortak bölen aramadığından böyle yıldız falan koymaya gerek yok. Ortak bölen aramıyoruz çünkü. 2'ye böldük arkadaşlar. 3, 6, 15. 2'ye böldük. 3 oldu. Bunlar kaldı arkadaşlar. Şimdi 3'e böldük. 1, 1, 5 oldu. Son olarak 5'e böldük ve 1 olarak bulundu. Buradaki sayıların çarpımının ekok olduğunu daha önce söylemiştik. 4 kere 3 12 çarpı 5'ten sayımız 60. İşte arkadaşlar A sayısının olabileceği ilk değer 60. A sayısının alacağı ilk değer 60 olmakla beraber 60'ın katları da A sayısı için düşünülebilir arkadaşlar. Bizden A'nın en az olması istendiği için 60 tercih ediyoruz. Ama bazen bazı sorularda derler ki A sayısının işte 340'tan daha büyük bir sayı olduğu bilindiğine göre. Mesela böyle bir cümleyle başlayabilir sorunuz. Bu durumda siz yine ekok hesaplıyorsunuz. A'nın alabileceği en küçük değeri buluyorsunuz. Ve A'nın alabileceği bundan sonraki değerlerin ise ekokun katı olacağını... Burada düşünerekten arkadaşlar 60'ı çarpa çarpa 340'ın üstüne çıkartıyorsunuz. Kim var 340'ın hemen üstünde? 360 var biliyorsunuz değil mi? Yani... Sorularda başka türlü e, alternatifler olabilir ama biz her halükarda ekokunu hesaplamamız gerekiyor. Evet, anlamışsak geçiyorum arkadaşlar. Eğer anlaşılmayan bir yer varsa tekrar tekrar sorabilirsiniz. Ebob ekok konusu arkadaşlar e, iyi oturtulması gereken bir konu. Gerçekten üzerinde durulması gereken bir konu ve e, matematiğin diğer konularına nazaran biraz daha algılanması, anlaşılması zor bir konu. Yani içselleştirilmesi biraz zor bir konu. Arkadaşlar dolayısıyla ee, evet Hı, evet her iki taraftan her taraftan iki çıkaracağız demiş arkadaşımız bu soruda. E, i̇kinci soruya başlayalım o halde arkadaşlar. X, M, N ve K pozitif tam sayılardır. Yukarıdaki soruya çok benziyor arkadaşlar. Peki farkı ne? Şimdi arkadaşlar ben yine X sayısını arıyorum değil mi? X sayısı 3'ün bir Katı diyemeyeceğim maalesef. 3'ün katından 2 fazlaymış. 5'in bir katından da 2 fazlaymış. 8'in katında da 2 fazlaymış. Yani biraz önceki soruda bu artı 2'ler yoktu arkadaşlar. Ve ben x'in hemen 3'ün, e, 5'in ve 8'in katı olacağını düşünerek ekok hesabına geçmiştim. Ancak şu anda x sayısı için 3'ün bir tam katıdır, 5'in bir tam katıdır ya da 8'in bir tam katıdır diyemezsiniz arkadaşlar. Peki ne yapmalıyız? Söz konusu bu sayıların tam katı olan bir sayıyı ancak arayabilirsiniz. Pekala, 3'ün, e, 5'in ve 8'in ekokunun x ile nasıl bir akrabalığı olabilir sizce? Arkadaşlar burada nasıl düşünüyorsunuz? Burada şöyle düşünüyorsunuz. Eğer siz her taraftan eksi 2 çıkartırsanız arkadaşlar, bütün kefelerden 2 çıkartırsanız, yani x'in 2 eksiğini düşünecek olursanız, x'in 2 eksiğinin 3'ün m katı, 5'in n katı ve 8'in de k katı olduğunu rahatlıkla görebilirsiniz. Evet. Şimdi artık x değil ama x eksi 2'nin 3'ün, 5'in ve 8'in bir katı olarak ekok hesabıyla bulunabileceğini söyleyebiliriz arkadaşlar. Buyurun 3'ün, 5'in ve 8'in ekokunu bulalım. Ancak arkadaşlar burada uzun uzadıya ekok hesaplamanıza gerek yok. 3, 5 ve 8 sayıları ikişer ikişer aralarında asal sayılar arkadaşlar. İkişer ikişer aralarında asal sayılar. Dolayısıyla aralarında asal sayıların ekoku bu sayıların çarpımlarıyla kolay bir şekilde bulunabilir. Yani arkadaşlar ekokumuzu hemen ne yapabiliriz? 3, 5 ve 8'in çarpımı olarak düşünebiliriz ki bunun da 120 olduğunu yazdınız zaten aşağıdan bana. Şimdi x değil ama x eksi 2'nin en küçük değerinin 120 olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Şimdi ama diyor ki bize 3 basamaklı en büyük x sayısını bana bulur musunuz? 3 basamaklı en büyük. Şimdi arkadaşlar bakın. E, x eksi 2'nin bu 120 alabileceği ilk değer. Ama biz bu x sayısını 3 basamaklı en büyük sayı olarak düşünecekmişiz. Dolayısıyla bu 120'yi ne yapalım biz? Çarpa çarpa 3 basamaklı sayıların en son kısmına doğru götürelim arkadaşlar. E, şimdi ne yapacağız peki hocam? x'i bulduktan sonra mı yapacağız bu kat alma işini yoksa 120'nin mi katlarını almamız gerekiyor? Arkadaşlar, hareket kabiliyeti olan ekoktur. Yani siz ancak 120'nin katlarını alabilirsiniz. x'i bulduktan sonra onun katlarını alamıyorsunuz. Dikkat dikkat. Yani buradan x, x eşittir 120 deyip x eşittir 122 deyip aa bu o zaman x'in en küçük değeridir. Bundan sonraki değerler de 122'nin katlarıdır şeklinde düşünemiyorsunuz arkadaşlar. Ne yapmanız gerekiyor burada? Şunu yapmanız gerekiyor. Hareket ettirilebilir olan arkadaşlar burada sadece ekoktur. Dolayısıyla 120'nin katlarını alıyorsunuz. 120'nin kaç katını alalım arkadaşlar? 120'nin kaç katını alalım? Ee, 120'nin kaç katını katı, aldınız? 5 8, ka 8 katı. katını mı aldınız? 8 evet. katı kaç yaptı arkadaşlar? 960 960 değil mi? 120'nin. 120'nin arkadaşlar 8 katını aldınız. 960 oldu. Bir 120 daha eklerseniz 3 basamaklı sayıları aşmış olursunuz. Dolayısıyla getirilebileceğiniz son nokta burası. O zaman x-2'nin e, değeri 960 olabiliyormuş. Buradan eksi 2yi karşıya atıyoruz arkadaşlar. x eşittir 962 oluyor. E, şu konuyu tekrar burada söylemek istiyorum arkadaşlar. Sakın ola. x-2'nin en küçük değeri olan 120'yi bulduktan sonra hemen x'i bulup 122 olarak sonra bu 122'nin katları şeklinde ilerler demeyin arkadaşlar. Bunu yapamıyorsunuz. Hareket kabiliyeti olan sadece ekoktur. Ekokun katlarını alabilirsiniz. Yani siz x eksi 2'yi bulacaksınız. En son halini bulacaksınız. Sonra en son arkadaşlar o eksi 2'yi karşıya atıp artı 2 yaparaktan gördüğünüz gibi 962 yapmanız gerekiyor. Bunun altını çizelim tekrardan. Umarım anlaşıldı burası arkadaşlar. Siliyorum. Üçüncü sorumuza bakıyoruz arkadaşlar. Üçüncü sorumuzda yine benzer bir soru. Yine A'yı arıyoruz. Yine ekok sorusu değil mi? Artık buna aşinayız. Ee, A'nın alabileceği en küçük değerin kaç olduğu soruluyor. Arkadaşlar bir önceki sorumuzdan farkı ne bunun? Bakarsanız A sayısı 12'nin tam bir katı değil eksi 11 diyor. 18'in de tam bir katı değil. Eksi 17 var burada. 32'nin de tam bir katı değil arkadaşlar. Artı 1 var burada. Şimdi az önceki soruda her taraftan 2 çıkarttığımız anda az eksi 2 dediğimiz sayı bir anda katına dönüşmüştü elimizdeki sayıların. Ama burada arkadaşlar standart bir sayımız yok. Her biri birbirinden farklı. Şimdi 11 çıkart, 11 eklesem arkadaşlar bir kefeye öteki taraf 18'in katı olmayacak. Dolayısıyla burada başka bir numara var arkadaşlar. Ne yapmamız gerekiyor burada? Arkadaşlar bakın. Buradan 1 çıkartırsak, eksi 1 yaparsak burayı, burası neye dönüşür? Eksi 12'ye dönüşür. Yani 12x eksi 12 olur ve bu kefe komple 12'nin katına dönüşür arkadaşlar. Yine buraya da bir tane eksi 1 dersek, eksi 17 eksi 1 biliyorsunuz aynı işaretli sayılar toplanır. Eksi 18 yapacak ve bir anda bu kefemiz de 18'in katı olan bir sayıya dönüşecek. Benzer şekilde buraya da eksi 1 yaptığımızda bu artı 1 eksi 1 birbirini yok ederek bu kefede ne olacak arkadaşlar? 32'nin bir katına dönüşecek. Dolayısıyla bütün kefelerden bir çıkarttığımızda yani a'nın bir eksi dediğimiz sayı bakın neye dönüştü arkadaşlar? 12 x eksi 12 o da eşittir 18 y eksi 18 o da eşittir 32 z. He. A'nın kendisi olmasa da A'nın bir eksiği 12'nin, 18'in ve 32'nin tam bir katı arkadaşlar. Dolayısıyla A'yı bulabilmek için A-1 üzerinden görüyorum hesabımı. Diyorum ki A-1'in alabileceği en küçük değer diyorum 12, 18 ve 32'nin ekok olmalıdır. Dolayısıyla buyurun ekok hesabı yapalım arkadaşlar. 12, 18 ve 32'nin ekokunu hesaplamak için buraya geliyoruz. Bunlar aralarında asal sayılar olmadığı için Mecburen bunların ekokunu bu şekilde hesaplamak zorundasınız. 2'ye bölüyoruz. 6, 9, 16. 2'ye bölüyoruz arkadaşlar. 3, 9, 8. 2'ye bölüyoruz. Birileri bir şey yazdı ama göremedim maalesef. 9, 3. Muhtemelen ekoku buldu. Evet ikiye 2'ye böldüm. 1. Ne kadar da bölünüyor ya. 3'e böldük. 3. Bir daha 3'e böldüm. 1. Evet arkadaşlar. 2'nin kaçıncı kuvveti var? 1, 2, 3, 4, 5. kuvveti var. Çarpı 3'ün de karesi var. Bu da nedir arkadaşlar? 32 çarpı 9'dur değil mi? Ne yapar 32 çarpı 9? Ee, 320 arkadaşlar. 30'a çıkartırsak 288 58. mi yapar? Evet 288 yapar arkadaşlar. 288 yaptı. Aa, Eksi 1'in alabileceği en küçük değeri 288 olarak bulduk. Ancak bizim aradığımız şey A-1 değil. Malumunuz bizim aradığımız şey A'nın bizzat kendisi. Eksi 1'imizi karşıya attığımız anda arkadaşlar 289 olarak bulursunuz A sayınızı. Evet. Gördüğünüz gibi aynı sorunun farklı farklı versiyonları karşımıza çıkabilir arkadaşlar. Şimdi... Şu an karşımızda duran soru ise yine aynı soru tipinden ama sadece o gördüğünüz e, şeklin hikayeleştirilmiş hali arkadaşlar. O gördüğünüz manzaranın hikayeye bürünmüş hali. Ne diyor? 3 ile bölündüğünde 2 kalanını veren, 5 ile bölündüğünde 4 kalanı, 9 ile bölündüğünde 8 kalanını veren, 3 basamaklı en küçük doğal sayının onlar basamağındaki rakam kaçtır diye sorulmuş. Söz konusu bu sayının A olduğunu düşünecek olursanız A'yı 3 ile bölmeye çalışmışlar ama 2 kalanı vermiş. Aynı A'yı 5 ile bölmeye çalışmışlar ama 4 kalanı vermiş ve A'mızı bu defa 9 ile bölmeye kalkmışlar, 8 kalanı vermiş. Yani bunların bölümlerini şöyle x, y ve z olarak düşünecek olursanız bu bölme işlemlerini toparladığımız zaman A sayısı ne olmuş olur arkadaşlar? 3x artı 2 olmuş olur değil mi? Birinci bölme işlemini toparlarsanız. Yine aynı A sayısı 5y artı 4 olmuş olur arkadaşlar. Ve yine birileri bir şey yazıyor ama artı 1 yaparız he falan demiş. Tamam arkadaşlar. Muhtemelen doğru söylüyorsunuz. Evet artı 1 yapacağız. Son olarak üçüncü bölme işlemini toparlarsak da 9a. Pardon nereden geldi bu 9A ya? Hı. 9Z artı 8 yapacağız değil mi arkadaşlar? Heh. Oldu mu az önceki soruların aynısı? Oldu değil mi? Aynı soruymuş meğer. Şimdi arkadaşlar A sayısı 3'ün, 5'in ve 9'un bir katı mıdır? Maalesef tam olarak bir katı değildir. Ama katı olmaya aday bir sayıdır. Sadece ne yapmalıyız arkadaşlar? Kefelerimizi kefelerimizi 3'ün, 5'in ve 9'un katı haline dönüştürecek o sihirli toplamaya da çıkarmayı yapmalıyız. Arkadaşlar buralara artı 1 yaptığımız zaman arkadaşlarımız yazmıştı daha önceden. Yani her kefeye artı 1 yaparsanız burası 3'ün katı, burası 5'in katı, burası da 9'un katına dönüşecektir. Dolayısıyla A artı 1 sayımız bizim en küçük ne olabilir arkadaşlar? Ekok olabilir değil mi? 3'ün, 5'in ve 9'un ekoku olabilir. Buyurun 3'ün 5'in ve 9'un ekokunu birlikte hesaplayalım. 3'ün 5'in hesabını yapalım arkadaşlar. 3'ün 5'in hesabını yapacağız sizlerle. Evet buyurun. 3'e böldük 1, 3, 3'e böldük arkadaşlar 1, 5'e böldük 1 yapıyor. 9 kere 5, 45 olarak buldu. 45'miş arkadaşlar. Şimdi o zaman bize ne söyl söyleniyordu? ha? 8 kalanını veren 3 basamaklı en küçük doğal sayının onlar basamağındaki rakam. He. Bu bulduğumuz 45 A artı 1'in minimum değeridir. A artı 1'in minimum değeridir. Ama bizim A sayımızın 3 basamaklı en küçük sayı olduğu iddia ediliyor. 45'i çarparaktan ne yapacağız arkadaşlar? Hemen e, 3 basamaklı hale getireceğiz. 2 katını alsak 90 yapar olmaz. 3 katını alırsak 135 yapar. E, o zaman A artı 1'in arkadaşlar en küçük değeri 135 olacaktır. Bu da a'nın en küçük değerinin 100 ne olduğu, 34 olduğu anlamına gelir ki onlar basamağındaki rakam sorulmuş. Evet. Anlaşılmayan bir şey var mı arkadaşlar? Yoksa geçiyoruz. Evet, bu arada arkadaşlar ders saatiyle ilgili olan e, şeyde yani e, şöyle ders saatini değiştirelim diye e, bir fikir olmuştu geçen hafta öyle bir yazı olmuştu ama sonra bir kısım arkadaşlar da ders saatinin böyle kalması gerektiğini böyle iyi olduğunu yazmışlardı. E, arkadaşlar ders saatiyle ilgili meseleyi sadece hani e, bizimle alakalı olan bir durum değil bir tane Zoom programı var yani e, kurumun bir tane Zoom programı var. Diğer arkadaşlar da buradan ders yapıyorlar kendi saatleri geldiğinde. Dolayısıyla yani bütün dershanenin diğer bütün sınıfları aynı anda bütün dersler bu zoom'u kullandığı için biz çıkıyoruz bir başkası giriyor. Onlar çıkıyor biz giriyoruz aynı programa. Ee, heh, tamam 45'ten e, nasıl geldiğimizi kaçırdık. Tamam onu da bir söyleyelim tekrar anlatalım. Ee, dolayısıyla arkadaşlar sadece bizimle alakalı bir durum değil. Ee, malumunuz. Bu program yapıldığında henüz hafta sonları şey değildi, böyle e, tamamen karantina kapalı değildi. E, hafta sonları pazar günü özellikle gün içinde dışarıda olabilme durumunuz göz önüne alınarak hazırlanmış bir programdı. İşler sonradan değişince e, bir boşluk ortaya çıktı. Ben yazdım arkadaşlar. Yine de e, bana kurumdan dönerler. Bununla ilgili değişiklikle ilgili e, bugün tekrar hatırlattığınızda aklıma geldi açıkçası unutmuştum. Ee, şimdilik arkadaşlar yani e, teşekkürler e, hocam Evet e, bir değişiklik e, rica eden bir değişiklik yapıncaya kadar arkadaşlar e, saatimiz kendi günümüz ve saatimiz sabittir arkadaşlar pazar günü saat 19 ama dediğim gibi bir değişiklik olma durumu olursa kurumdan bana dönerlerse bununla alakalı e, ben yine size onu bildiririm. dediğim gibi diğer türlü bir değişiklik söz konusu değil aynı saatte aynı günde her zaman yapmaya devam edeceğiz şimdilik Şimdi az önce arkadaşımız sormuş 45'ten 135'e nasıl geldik? Ee, şimdi biz e, ne yapmıştık orada arkadaşlar? A artı 1 mi yapmıştık? Her F1 eklemiştik değil mi? He. Ee, şu kısmı anlamış mıydı o onu soran arkadaşımız? Ee, yani A artı 1'in alacağı en küçük değeri ekok e, 3, 5 ve 9 olarak hesaplamıştı 45 bulmuştuk değil mi? En küçük minimum A artı 1'in minimum değerini. Tamam. Bura anlaşılmış. Şimdi arkadaşlar bizden ne isteniyor? Bakın şurada söylenmiş. Bizim aradığımız sayının 3 basamaklı en küçük doğal sayı olduğu söylenmiş. Değil mi? A sayımızın yani bu malum bu A sayısının 3 basamaklı en küçük sayı olduğu söylenmiş. Yani şu anda 45 2 basamaklı bir sayı. A artı 1. Tabi bu arada hareket edecekse de bu 45 hareket edebilir. Yani A artı 1 hareket edebilir. A son celsede bulunacak. En son e, kavşakta bulunacak arkadaşlar. Şimdi A artı 1 bu haliyle iki basamaklı. Ama bizim A sayımız bize tasvir edilen A sayısı 3 basamaklı en küçük sayı. Dolayısıyla ben bu 45'in katlarını alarak bunu bir 3 basamaklı en küçük sayıya dönüştürmem lazım. E 45'in 2 katını alsak 90 yapar. Bir katını daha alacağız. O zaman 135 yapıyor. Yani A sayısını yapabileceğiniz en küçük üç basamaklı sayı A artı 1 yapabileceğiniz en küçük sayıdan geçiyor 135'ten geçiyor 135'i bulduktan sonra ne yapıyoruz o biri atıyoruz karşı tarafa 134 olarak buluyoruz A'yı. şimdi oldu mu acaba burası tabi 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 Arkadaşlar yani o şu 45 ekok anın alabileceği en küçük değer için arkadaşlar ama anın e, alabileceği en küçük değer illaki ekok olarak bize sorularda sorulmaz. Bazen işte üç basamaklı olması istenebilir. Mesela bundan önceki soruda ne olması istenmişti? Üç basamaklı en büyük sayı olması istenmişti. Biz 120'yi 8 katına alarak üç basamaklı son sayılara değil mi? Ee 1000'e kadar e, yaklaştırmıştık arkadaşlar. Burada hareket eden kimdir? EKOK'tur bu arada. Bunun tekrar altını çizelim. Sorularda her zaman illaki ekok bizzat size sorulmaz ama her halükarda ekoku bulup ekokun katlarını alaraktan sizden istenilen o bölgeye, o aralığa götürmeniz lazım anın değerini arkadaşlar. Umarım anlatabilmişimdir bu kısmı. Rica ederim. Pekala devam ediyoruz arkadaşlar. Beşinci soruya bakıyoruz. 712 sayısına en küçük hangi doğal sayı eklenirse elde edilen sayı 8, 18 ve 24 ile tam bölünebilir. Evet. Bir sayı arıyoruz arkadaşlar. Bir sayı arıyoruz. 712 sayısından daha büyük bir sayı. Değil mi? 712 sayısına bir şeyler eklememiz gerekiyormuş. Sonra o bulduğumuz sayı ne olması gerekiyormuş? 8, 18 ve 24'ün 24'ü 24'e tam bölünmesi gerekiyormuş. Soruyorum, aradığımız sayı bir ekok mudur ebop mudur? Yani o sayıya biz ekokla mı ekok aracıyla mı gideceğiz yoksa ebop aracıyla mı gideceğiz? Cevaba. Evet. Ekok cevapları geliyor. Herkesten ekok cevapları geliyor. Çok güzel, çok güzel. Evet. Arkadaşlar. Bakın biz 712 sayısından daha büyük bir sayı arıyoruz. Yani ona bir birazcık bir mesela şöyle bir kare düşünün. Karenin içinde bir sayı var. 712'ye bir sayı ekleyeceğiz. Bu sayı da, bu söz konusu bu sayı da arkadaşlar bu sayılara tam bölünecek. Değil mi? Bunlara bölünecek. Bölünecek. Bana verilen sayılara bölünecek. O zaman benim aradığım sayı bana verilen sayıların nesi arkadaşlar? Katı. Evet. Aradığım sayı bana verilen sayıların katı arkadaşlar. Madem aradığım sayı bana verilen sayılara tam bölünüyorsa o zaman bunu tersten okursak aradığım sayı bana verilen sayıların katı. Katsa ekoktur arkadaşlar. Evet bir kat arıyoruz biz. Aradığınız sayı önemli. Bakın burada iki kavram var. Size verilen sayılar sizin aradığınız sayı. Orjininiz sizin orjininiz size verilen sayılardır arkadaşlar. Yani çıkış noktanız, yoruma başlama noktanız, olayları tarif ve tasvir etme noktanız size verilen sayılardır. Size verilen sayıların oraya geçeceksiniz, orada duracaksınız. Sonra aradığınız sayıya doğru bakacaksınız. Aradığınız o sayı sizin katınız mı? Elinizdeki sayıların katı mı? Yoksa elinizdeki sayıların bir böleni mi? Budur arkadaşlar. Yani bakın, altını çiziyorum. Epop, egob, Epo, ekok sorularında laf cambazlığı çok olur. Kulağa tersten tutmalar çok fazla olur. Sakın ola yok en küçük derse şunu yapıyorum, en büyük derse bunu yapıyorum, bölen derse şunu... Hayır arkadaşlar öyle değil. Senaryolar değişebilir. Size sorunun tarif ediliş şekli tersten olabilir. Dolayısıyla sizin burada temel mantığınız şu olmalı. Bana verilen sayıların oraya ben geçiyorum, orada duruyorum ve aradığım sayıya oradan bakıyorum arkadaşlar. Aradığım sayı bulunduğum noktadaki sayıların katı mı, Yoksa onların bir böleni mi? Çok açık arkadaşlar. Sadece bunu yapıyorsunuz. Evet. Farkındayım paranoyakça aynı şeyleri söylüyorum ama arkadaşlar inanın birçoğunuz bu noktalarda sıkıntı yaşıyor. Yani buraları sağlamlaştırmamız lazım. Kavramların zihnimizde tam oturmuş olması lazım. Ondan sonra ancak sağlıklı soru çözersiniz. Yoksa tesadüfen çözersiniz. Bugün çözersiniz, yarın çözemeyebilirsiniz. Evet. O zaman arkadaşlar buyurun 8 18 ve 24 sayılarının ekokunu hesaplayalım. Ne buldunuz 8, 18 ve 24 sayılarının ekokunu? Hesapladınız biliyorum. 2'nin küpü 3'ün karesi. Evet. Ekok ok eşittir. 2'nin küpü çarpı 3'ün karesi. Sizden kopya alalım şöyle. Hazır yapılmışı evet. var. Evet. Teşekkür ediyoruz. 2'nin küpü 8 yapar. 3'ün karesi de 9 yapar arkadaşlar. 8 kere 9 72 olarak ekokumuz bulundu. Şimdi biz bu 72'yi nereye götüreceğiz arkadaşlar? 712'nin ötelerine götüreceğiz. Hemen ötesine götüreceğiz. Zaten sırıtıyor arkadaşlar. Bir 10'la çarpsanız 720 yapar bizim sayımız. Değil mi? Bir 10'la çarpmanız yeterlidir. Demek ki bunu bu ekokun katını alıyorum. Kaç katını alıyorum arkadaşlar? 10 katını alıyorum. Ve nereye geliyorum? 720'ye geliyorum. Peki bu 720 bana verilen 712 sayısının kaç fazlasıdır arkadaşlar? Kaç fazlasıdır? Tabii ki 8 fazlasıdır değil mi? Evet. Umarım durum anlaşılmıştır. Devam ediyoruz. 6. sorumuza bakıyoruz arkadaşlar. Buyurun. Yukarıda verilmiş sonuçlandırılmış bölme işlemlerine göre A en çok kaç olabilir? Peki A'yı nasıl bulacağız? A sayısı arkadaşlar... kalanları sayıdan çıkartacağız. Evet. Diyor Sena. Arkadaşlar A sayısını bulmak için hangi aracı kullanacağız? Ebu aracı mı? Ekuk aracı mı? Şimdi benim az önceki söylediklerimi göz önünde bulunduraraktan bir daha düşünün. Evet. Altta yazan arkadaşlarımı okuyorum. Alttan yazan arkadaşlarım doğruları söylüyor. Umarım herkes aynı fikirdedir. Umarım herkes aynı şeyleri düşünüyordur. Ee, chat kısmından yazan arkadaşlarım diyorlar ki, hocam diyorlar, bu defa Ebubu kullanacağız diyorlar. Neden diye soruyorum onlara. Onlar da diyor ki bana, çünkü diyor, bize verilen sayılar şu 99, 148 ve 161 ve bizim aradığımız sayı da A sayısı. Şimdi ben tam olarak burada duruyorum ya hani. Buradan duruyorum. O tarafa bakıyorum arkadaşlar. A'ya doğru bakıyorum. A sayısı benim elimdeki bu sayıların bir böleni mi? Bir katı mı arkadaşlar? Evet. Değil mi? Değil mi? A sayısı bana verilen sayıları bölmüş. Evet. Çok rahat bir şekilde burada gözüküyor değil mi? Sadece durduğunuz yer önemli. Nerede duracağınız ve nereye bakıyor olduğunuz önemli arkadaşlar. Sana verilen sayıların olduğu yerdesin ve aradığın şeye doğru bakıyorsun doğal olarak. Şimdi o zaman devam ediyoruz arkadaşlar. Peki 99'u bu A sayısı tam olarak bölebiliyor muymuş? Hayır, 3 kalanı veriyormuş. O zaman kimi tam olarak bölebilir bizim A sayımız? Madem 3 kalan veriyorsa, 3 fazlaysa A'nın katından 99 o 3'ü çıkartırsanız arkadaşlar 99'dan 3 çıkarttığınızda değil mi? Artı 3 mü eksi 3 mü arkadaşlar? Artı 3 yazan olmuş da e, arkadaşlar Eksit. bakın değil mi kalan demek fazlalık demek yani bu 99 sayısı e, arkadaşlar 99 sayısı A'nın bir katının 3 fazlasıymış o yüzden o 3'ü çıkartırsanız bulacağınız 96 sayısı A'ya tam bölünür yani sıfır kalanı verir arkadaşlar. Aynı şekilde 148'den de 4 çıkartırsanız 144 sayısı a ile tam bölünür 161 sayısı da yine a ile değil 161 değil 5 çıkartacağız 155 sayısı değil mi pardon 155 sayısı a ile tam bölünür 156 ha, e, tamam 5 çıkartıyoruz pardon arkadaşlar bir düşmeye görün var ya işte böyle kalkamaz <gülüyor> <gülüyor> hayat böyle 156 arkadaşlar tamam 5 çıkartıyoruz Bundan sonra arkadaşlar devam ediyoruz şimdi. Demek ki biz 96, 144 ve 156'yı bölen bir A sayısını arıyoruz. EBOB'la arayacağımızı biliyoruz ve A'nın en çok olması isteniyor. Zaten EBOB bana bunu sağlar. Çünkü o ortak bölenlerin en büyüğünü verecekti bana. En çok olmasını da EBOB o şekilde bize sağlamış olacak. 96 ve 144, 156'nın EBOB'unu buyurun hesaplayalım. Burada ortak bölenler önemli işaretleyeceğiz onlar arkadaşlar. 2'ye böldük. Kaç yapar burası? 48 mi yapar arkadaşlar? Ee, 7 yapar. 156'nın da yarısı kaç yapar arkadaşlar? 70 78 mi yapar? Hocam Allah aşkına 144 yapın şunu ya. 144 <laughs> mi yapalım? He 100 Hangisini 144 yapalım? 144 ya oradaki sayı. Hocam evet 144, pardon 144 pardon yapsınız. pardon. Evet 72 arkadaşlar. Tamamdır arkadaşlar. Eee 156'yı da bölelim 2'ye. Ne yapar arkadaşlar? 78 mi demiştik? 78. Evet. Bu herkesi böldüğü için bir daha bölüyoruz arkadaşlar. 24 36 ne yapar arkadaşlar? 39 mu yapar? Bu da yine herkesi böldüğü için işaretliyoruz arkadaşlar. Yine 2'ye böldük. Burası 12 yapacaktır. 36 18, 39 artık bölünmeyecektir arkadaşlar. 2'ye bölmeye devam ediyoruz. 6 oldu, 9 oldu. 2'ye bölmeye devam ediyoruz bu arada. 3 oldu arkadaşlar. Şimdi 3'e bölüyoruz. 1 oldu. 3 oldu. Burası da 13 oldu. Daha fazla bölmeye gerek yok çünkü bundan sonra ortak bölen çıkmaz burası sonlandığı için. Biz EBOB aradığımız için bunlar bize yeterli arkadaşlar. O da kaç yapar? 12 mi yapar? Evet arkadaşlar, buradan da D'yi bulmuş oluruz. Anlaşılmayan bir yer var mı? Tamamdır. Geldik yedinci soruya arkadaşlar. Bir kitaplıkta bulunan kitaplar 4'er, 6'şar ve 8'er sayıldığında her seferinde 3 kitap artmaktaymış. Kitaplıkta bulunan kitap sayısı 250'den fazla olduğuna göre en az kaçtır? Evet, burada hangi yöntemle yapacağız soruyu? Ebob sorusu mudur, ekok sorusu mudur? Ekok değil mi? Evet, ekok diyenler doğru arkadaşlar. Doğrudur. Ekok yazdı herkes. Çok güzel e, ee, önemli olan da bu zaten arkadaşlar Çünkü ne der Dörder ee, sayılıyormuş arkadaşlar dörder sayılıyor altı şart ve 8'er sayılıyor ee, her seferinde de üç kitap artıyormuş o zaman elinizdeki kitap sayısı a ise arkadaşlar atıyorum dör'ün x katından neymiş ee, 3 fazlaymış hep her seferinde 3 kitap artıyormuş ya yine altışar saydığımızda altı çarpı Y olduğunu düşünelim yine artı 3 fazlalığı varmış. Son olarak 8'in de Z katından 3 fazla şeklinde düşünelim arkadaşlar sayımızı. İlk çözdüğümüz sorulara benziyor aynı şekilde. Haliyle A 4'ün 6'nın ve 8'in tam bir katı değil arkadaşlar. Ancak her taraftan 3 çıkardığınızda A eksi 3 sayısının alabileceği en küçük değer ekok, ekok 4, 6 ve 8'den geçer arkadaşlar. 4, 6 ve 8'in ekokunu ne buldunuz? 24 mi buldunuz arkadaşlar? Hesapladınız 24 buldunuz. A eksi 3'ün alabileceği en küçük değer 24. Ancak bizim kitaplıkta bulunan kitap sayımız yani A sayımız 250'den daha fazlaymış arkadaşlar. Dolayısıyla bu 24'ü çarparak 250'nin yukarısına götüreceksiniz. 10 katını alsanız 240 yapar. 11 katı da kaç yapar arkadaşlar? Evet. 264, 264. mi yapar? 264. O halde a 3 için düşünebileceğimiz en küçük sayının 264 olduğunu öğreniyoruz. Bu da a sayısının arkadaşlar 267 olduğunu bize söylüyor. Evet, gördüğünüz gibi sorular artık bizim için bir kalıba oturdu gibi. Devam ediyoruz arkadaşlar. Bir kutudaki kalem sayısının 300 ile 400 arasında olduğu bilinmektedir. Kutudaki kalemler beşer beşer sayıldığında üç kalem, altışar altışar sayıldığında dört kalem. Ee, artık arkadaşlar şunu anladık herhalde. Aradığımız şey yine bir ekok. Çünkü 5'in altının ve 8'in katı olan bir şey arıyoruz. Bunlara bölünüyormuş. Bunların katı olan bir sayı. Aynı soru kalıbı, aynen aynen aynı soru kalıbı arkadaşlar. O zaman e, bu soruyu arkadaşlar sizlere çözmeniz için havale ediyorum. Ekran fotosu alıp arkadaşlar kendiniz bu soruyla uğraşabilirsiniz. Anladığınızı düşünüyorum önceki sorulardan. E, kurguyu şöyle önünüze yazın, ekokunuzu bulun. Daha sonra 300 ve 400 aralığında bir sayı aradığımızı unutmayın arkadaşlar. Bunu size havale ettikten sonra bir sonraki soruya bakıyoruz arkadaşlar. Bir sonraki soru ne diyor? A limanından B limanına 3 farklı vapur sırasıyla 3 saatte bir, 4 saatte bir ve 6 saatte bir sefere çıkmaktaymış. Buna göre üçü birlikte sefere çıktıktan en az kaç saat sonra tekrar üçü birlikte sefere çıkar diye sormuşlar. Arkadaşlar yine ekok sorusu değil mi? <laughs> Çünkü birinci vapurumuz 3 saatte bir sefere çıkıyorsa birinci vapurumuz 3 üç ve 3'ün katı olan sayılarda ne yapar arkadaşlar? Limana gelir. İkinci vapurumuz 4 ve 4'ün katı olan sayılarda limana gelir. Yine Üçüncü vapurumuzda 6 altı ve 6'nın katı olan e, saatlerde arkadaşlar e, va limana gelecektir. Dolayısıyla e, yani bunların limana dönüş zamanları mevcut elimizdeki sayıların katı arkadaşlar. Yani ekok sorusu oldu sırıtıyor zaten. Şimdi e, üçünün birlikte aynı anda limana gelmesi için geçen süreyi, geçmesi gereken süreyi nasıl hesaplıyoruz? Tabii ki 3, 4 ve 6'nın en küçük ortak katıyla hesaplıyoruz. 3, 4 ve 6'nın en küçük ortak katının ne olduğunu biliyoruz? 12, 12. olduğunu biliyorum. Aynen öyle. Ekok 3, 4 ve 6 eşittir 12 diyoruz. O zaman her 12 saatte bir bunlar aynı anda limanda olurlar arkadaşlar. Evet. Bu sorular biraz daha farklılaştırılabilir. Şöyle şeyler eklenebilir arkadaşlar bu tarz sorulara. Der ki. Bunlar, bunlar üçü birlikte işte atıyorum 12:45'te e, limanda ileseler e, ikinci kez saat kaçta bir arada olurlar ya da yedinci kez saat hangi gün ve saat kaçta limanda olurlar gibi sorulabilir arkadaşlar. Soru biraz daha böyle detaylandırılabilir ama bu haliyle gayet basit. Onuncu sorumuza bakıyoruz arkadaşlar. 3 çalar saat sırasıyla 1 bölü 2, 2 bölü 3, 5 bölü 6 saatte bir çalmaktadır. Bu 3 saat ilk kez saat 8 çift sıfırda çaldığına göre ilk kez saat kaçta tekrar birlikte çalarlar? Evet. Bu 1 bölü 2, 2 bölü 3 ve 5 bölü 6 saat cinsinden verilmiş. Dilerseniz bunları 60'la ile çarpmak suretiyle dakikaya dönüştürüp dakika üzerinden ekok hesabı yapabilirsiniz. Ancak arkadaşlar ancak rasyonel sayılarında ekokunu almanız mümkün. Yani hocam ben saatte kalacağım. Bu soruyu saatle çözeceğim. Gitmeyeceğim dakikaya. Diyorsanız bu rasyonel sayıların ekokunu almak durumundasınız. Peki kesirli sayıların ekoku nasıl alınır arkadaşlar? Üst katın ekokunu alıyorsunuz. Alt katında ebobunu alıyorsunuz arkadaşlar. Birbirine bölüyorsunuz. Yani ekok 1 bölü 2, 2 bölü 3 ve 5 bölü 6 nasıl hesaplanır? Yukarı katta bulunan sayıların ekokunu alıyorsunuz. Kim o sayılar? 1, 2 ve 5. Alttaki bulunan sayıların da ebobunu alıyorsunuz. 2, 3 ve 6. Evet, işte bu size bu rasyonel sayıların ekokunu verecektir arkadaşlar. 1, 2 ve 5 sayıları İkişer ikişer aralarında asal sayılar olup bunların çarpımları bu sayıların ekokudur. 1 çarpı 2 çarpı 5'ten arkadaşlar yukarı katı 10 bulursunuz. 2, 3 ve 6 sayılarının da ortak bölenlerinin en büyüğü birden başka bir sayı olamadı arkadaşlar. Dolayısıyla cevabınız 10. Yani bu adamlar 10 saatte bir ne yapıyormuş beraber çalıyormuş. Evet bu 3 saat e, bu 3 saatimiz arkadaşlar her 10 saatte bir birlikte çalıyormuş. 8 çift sıfırda beraber çaldıklarına göre 10 saat sonra ne yapar arkadaşlar? 18 çift sıfırda da yine birlikte çalarlar diyoruz. Anlaşıldı herhalde. Hocam bir de dakika Devam ediyorum. türünden çözebilir miyiz? Bir kez daha mı çözelim? Dakika türünden. Dakika, ha, dakika mi? tamam. Soğuk. Dakika türünden. Tamam arkadaşlar bir de dakika türünden çözelim aynı soruyu. Arkadaşlar saatlerinizi dakikaya dönüştürebilirsiniz. 1 bölü 2 saat demek yarım saat yani 30 dakika değil mi? Hemen söyleyebilirsiniz. Bu da diyor ki saati diyor 3'e böl 2 ile çarp diyor değil mi? Ya da şöyle yapın 2 bölü 3 çarpı 60 deyin arkadaşlar. 3 ile 60'ı sadeleştirirseniz 20 2 kere 20 de 40 dakika yapar. Evet Bu da 40 dakika arkadaşlar yaptı. 5 bölü 6 saat ne yapar? 5 bölü 6'yı arkadaşlar 60'la çarparak e, dakikaya çevirebilirsiniz. 10 yapacaktır 5 çarpı 10'dan da. Bu da 50 dakika yapacaktır. Yani siz 30, 40 ve 50 dakikanın neyini alacaksınız arkadaşlar? Ekokunu alacaksınız. 30, 40 ve 50'nin ekoku nedir? Bunlar ikişer ikişer birbirleriyle aralarında asal olduğu için arkadaşlar aralarında asal değiller ama o onu aldıktan sonra on, onu alın arkadaşlar hepsinden. 3 4 ve 5 sayıları aralarında asal. 3 4 ve 5'in ekoku nedir arkadaşlar? Ee, 60 mı? 60. Bir de 10 almıştık, 0 almıştık. Eee onu da eklerseniz 600 dakika yapar. Hocam bu nasıl oldu? Ne yapmaya çalıştığınız anlamadım diyenler için şöyle söylüyorum. Ee, arkadaşlar gördüğüm o 10 çarpanını aldım sonra geriye kalan 3, 4 ve 5'in hemen ekokunu hesapladım. Bunların ekokları kaç yapar? 60. Bir de yanında 10 vardı 600 dakika yaptı. Ya da alırsınız arkadaşlar e, şurada güzel güzel ekokunuzu hesaplarsınız. Şimdi 600 dakikanın 60'a böldüğünüzde 10 saat olduğunu biliyorsunuz. Dolayısıyla yine 8 çift sıfıra 10 saat eklerseniz 18 çift sıfır olacaktır. Evet dakika olarak da böyle yapabilirsiniz. Unutabilirsiniz yani e, şeyi unutabilirsiniz belki kesirlerle ilgili olan kısmı ya yukarının ebobu muydu aşağının mıydı ekoku falan aslında unutulacak bir şey değil e, ekok arıyorsunuz üst kat e, normal sayıların bulunduğu kat üst kattır anormal sayılar alt katta bulunur e, e, paydalar alt katta bulunur yani sizin o sayılarınızın orijinal hali e, yuk yukarıdaki sayılardır değil mi? Mesela 5 sayısı dediğimizde 5 sayısı pay mıdır payda mıdır? Beş sayısı paydır arkadaşlar. Değil mi? Üst kattadır. Yani normalde bizim e, sayılarımız üst katta bulunur her zaman. Dolayısıyla ekok arıyorsam ben üst kattaki sayıların ekokunu bulacağım. O zaman birinin ekoku birinin ebobuysa üst kattakiler haliyle ekok olmak zorundaysa paydalarında ebobunu alacağım diye hatırlarsınız arkadaşlar. Yani hatırlamanız gerekiyor. Ama olur ya unuttunuz sayılarınızı dakikaya çevirebilirsiniz. 11. soruyla devam edelim arkadaşlar yukarı çıkmıyormuş Heh. 60, 72 ve 96 kilogramlık üç farklı cins pirinç birbirine karıştırılmadan ve hiç artmayacak biçimde torbalara doldurulacaktır her torbada eşit miktarda pirinç olacağına göre bu iş için en az kaç torba gerekli evet Gonca aynı saniyede bütün soruyu çözümünü yazdı yani <laughs> helal olsun Evet. Daha cümleyi bitirmeden. Arkadaşlar şöyle düşünün. Bu paketleme için kullanacağınız torbanız olsun arkadaşlar. Bu torbanın kaç kilogramlık olduğunu bilmiyoruz ama elinizdeki 60, 72 ve 96 kilogramlık çuvalları bununla bununla paketleyeceksiniz. Evet. Yani bu paket ne olmalı arkadaşlar? Elinizdeki bu sayıları bölen bir sayı olmalı, değil mi? Çünkü elinizdekileri paketleyeceksiniz, parçalayacaksınız arkadaşlar. Böleceksiniz, küçük küçük parçalara böleceksiniz. Paketlere böleceksiniz. Dolayısıyla aradığımız şey bizim bir EBOB. Evet. Şimdi o zaman 60, 72 ve 96'nın EBOB'unu bulalım arkadaşlar. Buyurun. 60, 72 ve 96'nın EBOB'unu. Var mı bulan, yapan? Yok mu? O zaman bak bakalım arkadaşlar. 2'nin karesi çarpı 3 olması lazım Tamam. Bu bu hal oldu arkadaşlar. Şimdi devam edelim. 15 yine biz yine yere yapalım. Görsün arkadaşlar da tekrardan. Bu da herkesi böldü. Buna da koyuyoruz bir yıldız. 2'ye bölmeye devam ediyoruz. 12 oldu. 9 oldu arkadaşlar. 15 kaldı. Bu herkesi bölmediği için eee 2'ye böldük 6 arkadaşlar. 9 ve 15 yine kaldı. 2'ye böldük 3. Bu da kimseyi bölmedi. 3'e böldüğümüzde 1 olur, 3 olur, 5 olur. Artık sayının biri tükendiği için bundan sonra ortak bölen bulmanıza imkan yok. Dolayısıyla arkadaşlar buradan da 2'nin karesi çarpı 3'ten 12 olarak bulursunuz EBOB'unuzu. Yani siz 12 kilogramlık e, burada e, torbalar kullanırsanız Az torba harcamış olursunuz. Siz bunları birer kilogramlık paketlere de bölebilirdiniz. Ama neden bunu kullanmadık? O zaman fazla torba kullanmış olurdunuz. Soru da size en az torba kullanılması isteniyor. Dolayısıyla benim paketim öyle tercih edilmeli ki e, hem bunları tam olarak bölebilmeli. Hepsi çünkü eşit olacak yani eşit miktarda olacak bütün torbalar. Bu çok önemli yine kelime olarak. Hem eşit olacak hem de az sayıda kullanılacak. Bu 60'ı, 72 ve 96'yı bölebilecek en büyük sayıyı işaret ediyor. Yani EBOB'u işaret ediyor. Dolayısıyla arkadaşlar kaç torba gereklidir sorusunu cevaplayacağız şimdi. 60'ı 12'ye bölerseniz arkadaşlar buradan 5 torba çıkar. 72'yi 12'ye bölerseniz 6 torba buradan çıkar. 96'yı da 12'ye bölerseniz 8 torba da buradan çıkar arkadaşlar. 8, 6 daha, 14, 5 daha. 19 adet torba kullanırsınız. Evet. Gayet güzel. Aşağıdan cevaplar da geliyor daha biz bulmadan. Herkes çözüyor. Ebob ekoku oturttuk diyorsunuz yani. Kenar uzunlukları 36 metre ve 90 metre olan şekildeki dikdörtgen biçimindeki tarla eş alanlı karelere bölünüp her bir karenin köşesine bir ağaç fidanı dikilecektir. Buna göre bu iş için en az kaç fidan gereklidir? Evet arkadaşlar bakın şu soruyla karıştırmayalım bu soruyu. Ee, hangi soruyla karıştırmayalım arkadaşlar? Ee, evet, EBOB kullanacağız. Doğrudur. EBOB kullanacağız. Çünkü elimizdeki bize verilen bu sayıları ne yapacağız arkadaşlar? Bak baksanıza eş alanlı Eşit karelere. Eş dediği için yani eş alanlı dediği için. Yani. Evet, e eş alanlı e demesi değil de arkadaşlar kilit sözcük burada. Bakın bölünüp diyor. Böl diyor elindeki sayıları böl diyor. Böl diyorsa arkadaşlar EBOB diyordur, değil mi? Dolayısıyla EBOB kullanacağımız aşikar. Ama şu tarz sorularla karıştırmayın. Şimdi böyle genelde arazilerin etrafına çit falan dikiliyordu. O da EBOB sorusuydu yine ama bu soru biraz farklı arkadaşlar. Burada çit dikmeyeceğiz. Ee, yani direkt çit dikmeyeceğiz. Yine bir şey yapacağız. Direkt dikeceğiz yine ağaç dikeceğiz ama direkt yapmayacağız. Önce önce diyor ki e, eş alanlı karelere böl diyor. Yani sen buraları kare kare parselle diyor önce. Buraları kare kare parselle diyor. Ondan sonra diyor bu parsellerin her bir köşesine birer tane ağaç dik diyor böyle. Değil mi? Yani direkt etrafına böyle ağaç dikmemi istemiyor benden. O, o sorularla karıştırmayalım arkadaşlar. Şimdi o zaman önce önce ne yapalım arkadaşlar? 90 ve 36 sayılarının ebobunu bularaktan bu e, söz konusu karenin kaça kaçlık bir kare olduğunu yani. Şu A'ya A'lık bir kare ya burası. Bu parsel. Kaça kaçlık bir kare olduğunu bulalım arkadaşlar. Buldunuz mu 36 ve 90'ın EBOB'unu? 18. Evet. Tamamdır. Güzel. EBOB'umuzu bulmuşuz arkadaşlar. EBOB buradan eşittir. 18 çıkmış. Şimdi o zaman biz 18'e 18'lik kare parseller kullanacağız. Değil mi? Peki arkadaşlar ne yaparız peki? Alt alta kaç tane kullanırız? 36 ya bakın şu uzunluk. Şu uzunluk 36 ya arkadaşlar. Şurayı bir temizleyeyim şöyle. Çokça karaladım ben buraları. 2 tane. He. Evet arkadaşlar. 18 olduğu için arkadaşlar benim kare parsellerimden alt alta 2 tane kullanacağım değil mi? 18, 18, 36 ediyor çünkü. 2 tane. Yan yana kaç tane olacak peki? Onu da 90'ı 18'e bölerek bulabilirim. 90'ı 18'e bölerseniz yan yana 5 hocam. 5 tane olması gerektiğini evet ne güzel de 5 tane kare oldu değil mi? he Neyse siz öyle olduğunu düşünün arkadaşlar. Hepsinin kare olduğunu düşünün. 5 tane de yan yana. Şimdi bunların her birinin bir köşesine birer ağaç dikeceğim ya. Ağaçları başka bir renkle yapalım. Ağaçları şöyle çevreci bir renk kullanalım. Evet yeşil arkadaşlar. Her bir köşeye dikeceğiz değil mi? Yani şöyle bir manzara olacak burada. Evet. O zaman bir sırada kaç tane ağaç olur arkadaşlar? Bir sırada 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane 6 ağaç olur. Bunun gibi kaç tane sıra var arkadaşlar? 3, 3 tane sıra var. sıra var. 3 kere 6, evet. 18 olarak bulabilirsiniz. Dikmeniz gereken fidan sayısını. Evet. Ee, şimdi şu... Şu meseleler de var onları size hemen bir söyleyeyim ee, böyle sorularda falan çokça kullanırız biz o meseleleri ee, arkadaşlar bakın elinizde bir tane şöyle düz bir çubuk olsun tamam düz bir çubuk ya da bir yol arkadaşlar ya da bir şey ee, mesela birisi size dedi ki bu çubuğu üç parçaya böler misin dedi kaç adet kesim yapmanız gerekir bu, bu çubuğu üç parçaya bölmek için İki. İki. evet arkadaşlar bunu bilin ee, Kaç adet kesim yapmanız gerektiği nasıl bulunuyor? Parça sayısının bir eksiği kadar kesim yapmak zorundasınız. Mesela atıyorum bu çubuk e, ne olsun arkadaşlar bu çubuk 18 metre uzununda bir çubuk olsun. Ben 6 metrelik parçalara bölecek olayım bunu. Ne yapıyorsunuz? 18'i e 6'ya bölüyorsunuz. Ne buluyorsunuz? 3 parça çıkar. 3 parça çıkarabilmek için kaç kesim yapmalısınız? Parça sayısının bir eksiği kadar kesim yapmalısınız arkadaşlar. İki adet kesim yapmalısınız. Bunu unutmayın. Şimdi bir de bunun şu versiyonu var arkadaşlar. Bunun bir yol olduğunu düşünün. Şöyle bir yol olduğunu düşünün. Buralara aydınlatma lambaları koyacak olalım arkadaşlar. Yine 18 metre uzunluğunda bir yol olsun. 6'şar metre aralıklarla lamba koyalım arkadaşlar. Aydınlatma lambası. Kaç adet lamba kullanmak durumundasınız? Başa ve sona da bu arada kullanacaksınız. Başa ve sona da birer tane lamba koymak şartıyla. Arkadaşlar bu durumlarda da başa ve sona lamba koyacak olduğunuz için arkadaşlar ee, ne yapıyorsunuz? 18'i e 6'ya bölüyorsunuz. Ne çıkacak yine? 3 çıkacak. Burada 3 parça vardır arkadaşlar. Bakın 1 2 3 parça. Her 6'şar metrede bir direk koyduğunuz zaman kaç adet direk yapacak arkadaşlar? 4 adet direk yapacak. Yani e, bu direk dikme olaylarında da başa ve sona da direk dikiyorsanız arkadaşlar parça sayısının bir fazlası kadar dik, direk dikersiniz. Başa ve sona da direk dikiyorsanız her zaman parça sayısının bir fazlası kadar direk dikersiniz. Mesela e, atıyorum 108 metrelik uzunluğunda bir yol var. 108 metre ne yapacaksınız diyelim arkadaşlar 12 şer metre aralıklarla direkt dikeceksiniz. Başa ve sona da dikeceksiniz. Böyle yap, Bu tarz sorularda hemen 108'i 12'ye bölüyorsunuz arkadaşlar. Bulduğunuz cevaba da artı bir yapıyorsunuz. Başa ve sona da direkt dikileceği için. Evet Bu meseleleri de şimdiden söylemiş olalım. Karşımıza çıktığında hassasiyetini bilelim arkadaşlar. Bu arada e, ara falan vermedik. 19.55 olmuş arkadaşlar. E, 21'e kadar ders yapacaktık. Dolayısıyla bir 10 dakika ara verelim isterseniz arkadaşlar. Yoruldunuz. Sonra dönüşte. Olur hocam. Evet 21'e kadar soru çözeriz. E, 21'de de dersimizi bitireceğiz. Evet görüşmek üzere. Evet arkadaşlar. İşte tekrardan kaldığımız yerden devam edelim. Whatsapp'tan da yazayım ben de. <laughs> Evet arkadaşlar <laughs> 13. sorudayız herhalde 13. soru boyutları 20 ve 24 santim olan dikdörtgen şeklindeki kartonların en az kaç tanesi yan yana getirilerek hiç boşluk kalmayacak şekilde bir kare oluşturulabilir diye sorulmuş. Evet, EBOB sorusu mudur, EKOK sorusu, sorusu mudur? Evet, dilimiz dönmez oldu. Akşamın bu vaktinde artık. Hocam bir şey soracağım. Hı -hı. Ee, bu sorularda aslında hani böyle hiç boşluk kalmayacak şekilde ya da işte eee eşit büyüklükte mi diyeceğiz Hı -hı. Bir önceki soruda. Böyle sorduğunda hepsinde EBOB'u kullanıyoruz aslında. Öyle değil mi? Ee, şimdi hiç boşluk kalmayacak bahsediyorsak... ya da yeşil yok. Hayır, ikisinde de eşitlikten bahseder zaten. EKOK'ta da EBOB'ta da eşitlik olmak zorundadır. Bakın. EKOK'ta sayılarımız bir katta eşitlenir. katta eşitlenir. Ee, o başka ama e, yani burada hani bölerek eşit e, bir şey oluşturmaktan bahsediyoruz. Yani hani da. eşit şunu söylemek istiyorum. Eşit kelimesi her iki soru tarzında da kullanılır. Yani eşit sözcüğüyle e, EBOB ya da EKOK olduğunu ayırt edemezsiniz. Çünkü eşitlik kavramı e, her halükarda olmak zorundadır. E, EBOB'da da e, eşit olan ortak bir kat pardon Ekok'ta da eşit olan ortak bir kattan bahsediyoruz. Ee, ebob da da e, e, eşit olan ortak bir bölenden e, bahsediyoruz. Yani her ikisinde de aslında o eşit eşitlik kelimesi e, şimdi şöyle aslında bakın. ikisini Ama burada de... bölme işlemi yapacağız yani Hı -hı. zaten parçalar ayırmamızı istiyor ve evet, eşit evet, evet. ayırmamızı istiyor. O yüzden tabii, tabii, her işte, zaman ebob he. oluyor. Aynen. Bölme parçalama var. O yüzden EBOB e var. Hani eşitlik sözcüğünü siz söylediniz ya telaffuz ettiniz. <laughs> evet. Hani, EBOB evet, e olduğuna eşitlik aslında. sözcüğünden değil de e böl bölme sözcüğünden, parçalama sözcüğünden varıyoruz. Evet. Onda haklısınız tabii ki. Ee, şimdi en büyük e yine de ben şuraya yazayım. Ortak e bölen var bir tane. Bir de en e küçük ortak kat. Şimdi sorularda bakın birisi EBOB, birisi de EKOK. Ee, kelimesinin açılmış hali biliyorsunuz. İşte o eşitlik sözcüğü ne yaptık? Şöyle bir dakika ortak diyoruz. Evet. Şimdi oradaki eşitlik sözcüğü şu ortak sözcükleri var ya, ikisinde de var. İşte buradan ileri geliyor o eşitlik sözcüğü sorulardaki. Dolayısıyla hem EBOB sorularında da hem de EKOK sorularında eşit parçalara ayrılacak ya da bir eşit katta hepsi aynı sayıda buluşacak. Eşit bir sayıda buluşacak. Bu temel felsefe her ikisinde de vardır. EBOB ve EKOK'ta da bu ortak sözcüğünden gelir zaten o eşitlik sözcüğü. şimdi şu en büyük ve en küçük sözcükleriyle de arkadaşlar ayırt edemeyiz. Bizim için sadece şu kat ve bölen sözcükler evet. EBOB mu kullanacağız? EKOK mu kullanacağız? Kavşağında hangi yola gireceğimizi sadece bu kat ve bölen sözcükleri tam anlamıyla tarif eder. Diğerlerine bakaraktan e, sorunun EBOB ya da EKOK sorusu olduğunu anlamanız mümkün değildir arkadaşlar. Onun altını bir daha bir kez daha çizeyim hani kafa karışıklığı oluşmasın. E, ama e, tabii ki burada siz bunun EBOB olduğunu anladınız. Neye göre anladınız? E, 20 EBOB sorusu pardon. Bu soru değil de hangi soruyu çözüyorduk biz? He. Pardon. 13. soruyu çözüyorduk. 13. sorusunun EBOB mu EKOK mu sorusu olduğunu neye bakarak anlayacağız? Evet, tekrardan bunu bir daha sorayım size. Burada EBOB mu kullanacağız, EKOK mu kullanacağız arkadaşlar? EBOB kullanacağız. Eee EBOB kullanacağız hocam. Heh, şimdi düşünüyorum. Elimde benim ne var? O zaman şöyle söyleyeyim, şöyle sorayım. Size sadece şunu söylemiştim değil mi? Benim elimde olan sayıları şöyle buraya bir yazarım. Elimde benim ne var arkadaşlar? Şimdi 20'ye 24'lük bir dikdörtgen şeklindeki karton var değil mi? Evet arkadaşlar kafası karışanlar varsa da burada onu hemen ee, düzelteceğiz. 20'ye 24'lük elinizde arkadaşlar dikdörtgen şeklindeki bir karton var. Ben bir yere gideceğim. Gideceğim şey elimdeki parçadan daha büyük mü daha küçük mü? Sadece bana bunun cevabını söyleyin. Ben buradayım arkadaşlar. Bana sayılar verilmiş ya ben burada duruyorum. Benim orijinim burası. Karşı tarafa bakıyorum. Gideceğim tarafta yapacak olduğum şey elimdeki parçadan daha mı büyük yoksa ondan daha mı küçük? Onu bölecek miyim? Yoksa onlardan bir araya getirerek daha büyük bir şey mi inşa edeceğim? Soru çok açık arkadaşlar. Sizce? Daha küçük parçalar. En az demiş zaten hocam. Onun altında kalmanız lazım diye düşünüyorum ben. Arkadaşlar sorunun tamamını okuyun ve yine kelimeleri e, çok fazla cımbızlamayın. Yani e, işte hep aynı tarafa oynuyorsunuz arkadaşlar. Bence Eko kaç tanesi mi? dediği için Eko daha büyük. büyük. Evet, evet arkadaşlar hocam. bakın e, şunları size söylüyorum ebob e ekok konusu en çok karıştırılan konudur sebebi de işte en az en çok gibi kelimelere ya da buna benzer şeylerin e, arayışına girilerek sadece ebob ekok sorusu çözülür bunlar arkadaşlar çok e, düz bir mantıktır yani ben size öyle cümleler kurarım öyle laf cambazlığı yaparım ki sağ gösterir sol vururum yani size ekok e, tarif eden cümleler kullanırım ama EBOB sorusu hazırlarım. Bunu yapmak çok basit. Dolayısıyla e, soruları hazırlayan kişiler de sizin olayı nasıl öğrenip öğrenmediğinizi zaten biliyorlar arkadaşlar. Dolayısıyla e, sizi avlayacak şekilde sorular hazırlıyorlar. İşte bu, buna düşmemek lazım. Arkadaşlar bizde temel adise mantıktır. Yani kelimelerle EBOB, EKOK çözmek maalesef mümkün değil. Çok e, net bir şekilde şunu söyledim size. Size bir sayılar verilir Siz o size verilen sayıların olduğu bölgedesiniz ve bulacağınız bir şey vardır bulacağınız tarafa bakarsınız sonra elinizdeki sayılardan daha büyük bir şey mi e, elde etmeniz lazım yani onları bir araya getirip daha büyük bir şey mi inşa edeceksiniz yoksa elinizdeki e, size verilen sayılar küçültülecek mi onlar bölünecek mi arkadaşlar şimdi Baktığımız zaman soruda bize çok açık bir şekilde şunu söylüyor. Elimizde dikdörtgen şeklinde kartonlar varmış. Yani şu kartonlardan elimizde bayağı bir varmış arkadaşlar. Biz bunlar diyor bir bak yani en aza falan bakmıyoruz. Ee, eşit olacağına da bakmıyoruz. Bunlar arkadaşlar e kilit sözcükler değil. Kilit sözcük katma alacağız bölen mi? Sadece bu başka bir şey değil. Şimdi. Elimizdeki bu parçaları yan yana getirerek hiç boşluk kalmayacak şekilde bir kare oluşturacağız. Ha. Elimizdeki bu 20'ye 24'lük parçaları bir araya getireceğiz. Daha büyük bir kare oluşturacağız. Büyük bir şey yapacağız. Elimizdekilerle büyük bir şey inşa edeceğiz. Yani kat alacağız olur. arkadaşlar. Evet. Daha büyük bir yere gidiyoruz. Çok açık bir şekilde kat bize tarif ediliyor. İşte bu mantığı yakalamanız istiyorum sadece. Size verilen sayıların olduğu yerden bakın. Gideceğiniz istikamete o istikamette daha büyük bir şey mi var, daha küçük bir şey mi var? Çok bariz bir şekilde size EBOB ya da ECO kullanacağınızı söyler arkadaşlar. Pekala. Şimdi bunu bir kez daha söyledikten sonra devam ediyoruz. Tam da böyle e, EBOB tarif eder gibi kullanmış cümleleri. işte tam anlamıyla bunu demek istiyorum size. Şimdi peki pekala arkadaşlar. Elimizdeki bu 20'ye 24'lüklerle ben bir kare yapacağım değil mi? Yapacak olduğum şey şöyle bir kare. Hatta şöyle daha güzel çizmek istiyorum bunu. Şöyle bir kare yapacağım arkadaşlar. Peki ben bu kareyi neyden yapacağım arkadaşlar? Bana verilen bu e, 20'ye 24'lük olan bu şeylerden yapacağım arkadaşlar. Şunlardan yapacağım yani. Bunları bir araya getireceğim. Bu şekliyle bir araya getireceğim ve bu karenin içini dolduracağım. İşte benim adamım şu arkadaşlar. 20'ye 24'lük. Evet, bu benim adamım. Şu bir tane, şu küçük benim adamım arkadaşlar. Bu büyük olan da benim yapmak istediğim. Kare. Bu büyük olan da benim yapmak istediğim kare. 20'ye 24'lük bu dikdörtgenleri bir araya getirdik. En az kaç tanesini yan yana getirmeliyiz arkadaşlar? Şimdi düşünecek olursanız bu 20'ler bu tarafı kaplayacak böyle. Bu 20'ler. Bu 24'lükler de burayı kaplayacak. Ama her ikisi de aynı sayıya gelecek. Yani her iki sayısı, her ikisi de x'te buluşacaklar arkadaşlar. Bir katta buluşacaklar. İşte bu X'in en küçük ne olması gerektiği soruluyor. 20'ye 24 arkadaşlar. Ekokumuzu buyurun alalım. Ne buldunuz 20'ye 24'ün ekokunu? 120. Evet arkadaşlar. Ekok buradan 120 çıktı. Demek ki ben 120'ye 120'lik bir e, karenin peşindeyim. Bunu yapmaya çalışacağım. Peki elimdeki parçalardan ne kadar kullanmalıyım ki bu kareyi oluşturayım? E, bunu da son olarak bulmak için yapmak istediğiniz şeyin alanını elinizdeki bir parçanın alanına bölerseniz o büyük şeyi inşa etmek için elinizdekilerden kaç tane kullanacağınızı bulabilirsiniz arkadaşlar. Karemizin alanı yapmak istediğimiz karenin alanı ne oluyoruz? Evet heh. yapmak istediğimiz karenin alanı 120 çarpı 120 arkadaşlar. Elimdeki bir parça kartonun alanı ne arkadaşlar? 20 çarpı 24. Burada tabii ki sadeleştirmeyi kullanacağız. 120'yi 20'ye böldük. 6 kere var. 120 24'e bölünürse 5 kere var hocam. 5 kere var. 6 kere 5'inde 30 olduğunu biliyoruz. 30 adet bu elimizdeki parçalardan kullanmalıyız. Şimdi biraz daha oturdu mu arkadaşlar EBOB EKOK meselesini yani nasıl bakmamız gerektiğini bilemiyorum ama burası önemli gerçekten. Ee, yani doğru kelimelerde kelimelerde aramayın. Yani çok fazla böyle sorunun içinde size kelimeler tarif etmez EBOB EKOK'u kısmen yaparsınız. Yani yüzde yetmişini yaparsınız ama yüzde otuzunu tarif etmez arkadaşlar. İşte en az derse şunu yap, en çok derse bunu yap. Bu bir takım sorularda işinize yarar. Bu risk olur yani. Öyle bir şey olmalı ki sizin elinizdeki alet her türlü kapıyı açmalı. Anahtar her kapıyı açmalı arkadaşlar. Bir takım kapıları açıyorsa bu sizin ihtiyacınız olan anahtar değil arkadaşlar. Öyle söyleyeyim tekrardan. <laughs> Evet arkadaşlar. Ee, şimdi e, tabii ki hocam yani ebob EKOK'u anladık da sonrasında ki kısımlarda sorun yaşıyoruz diyen arkadaşlarım da onlar da soru çeşitlerini görürse sonrasında işte e, az önce olduğu gibi nedir? e EKOK'u hesapladık ama ondan sonra elimizdeki parçalardan kaç tanesiyle o kareyi yapa, yapabiliriz sorusunun cevabı biraz geometriye dayanıyor. Yani <laughs> Karenin alanını dikdörtgenin alanına böleceksiniz falan. Bu gibi meselelerde de sorun yaşıyor olabilirsiniz. Onları da soru çözdükçe e, oturtursunuz arkadaşlar. Yani senaryoları gördükçe gördükçe e, onları da öyle oturtacaksınız. Ama buradaki temel mesele EBOB ekoku anlamak. 14. soruya bakalım arkadaşlar. Boyutları 6, 8 ve 15 santim olan dikdörtgenler prizması şeklindeki tahta bloklar yan yana ve üst üste konularak içi dolu bir küp yapılacaktır. Buna göre bu iş için en az kaç tahta blok gereklidir? Evet, Ebob mu Ekok mu arkadaşlar? Ekok. Ekok e hocam. Evet, çok rahat artık anlayabilirsiniz. Elinizdekilerle büyük bir şey yapacağınızı hissedebiliyorsunuz arkadaşlar. Dolayısıyla kata çıkacaksınız. Ekoka gideceksiniz yani. Pekala. İşte o yapacak olduğunuz küpün e bütün ayrıtları eşit. Yani altılar bir araya gelerek o ayrıtı oluşturacak. Sekizler bir araya gelerek o ayrıtı oluşturacak. On bir araya gelerek o ayrıtı oluşturacak. Dolayısıyla o ayrıt altı, sekiz ve on beşin ekoku yani ne arkadaşlar? Ne buldunuz? Buldunuz mu? 120 mi? Yapar. <laughs> 120 yapar herhalde değil mi? 120 yirmi yapıyor? 120. Evet 120 diye görüyorum ben buradan. Evet 6, 8 ve 15'in ekokunu hesaplarsanız 120 çıkması lazım arkadaşlar. Şimdi demek ki oluşturacağınız o küpün bir ayrıtı 120'ymiş arkadaşlar. Peki bu iş için kaç tane tahta blok gerekli? Şimdi az önce alanla çalışıyorduk. Elimizde e, belli bir alana sahip karton vardı. Bununla bir kare alana sahip bir e, büyük bir yapı oluşturmaya çalışıyorduk. Dolayısıyla kaç tane e, karton kullanacağımızı alanları birbirine bölerekten elde ettik. Ama şimdi bahsi geçen şey küp ve dikdörtgenler prizması. Yani üç boyutlu e, cisimler bunlar. Boyut kavramı nedir arkadaşlar? Boyut kavramı şudur. Boyut kavramı e, ayrıt kavramıyla eş değerdir Mesela şu kaç boyutludur şu doğru? Bu doğru bir boyutludur arkadaşlar. Tek bir doğrudur. Tek e, bir doğrultu vardır burada bir boyut vardır. Peki bir dikdörtgen kaç boyutludur? Köşesine bakarsanız anlarsınız. Bu köşede kaç tane ayrıt bir araya gelmiş? Kaç doğrultu bir araya gelmiş? İki doğrultu. İşte o yüzden iki boyutlu alandır yani. İki boyutludur. Metre, metre alanı bulurken metre ile metreyi çarparsınız. Metre karedir arkadaşlar. Ama bu tek bir ayrıttır. Yani metredir. Burada uzunluk vardır. Burada uzunluk vardır arkadaşlar. Burada ise alan vardır. Şimdi bazı cisimler de üç boyutludur arkadaşlar. Ee, burada malum küpten bahsetmiş. Şöyle bir tane üç boyutlu bir cisim çizelim. Bunun üç boyutlu olduğunu nereden anlıyoruz? Bir köşesine baktığımızda çok rahat anlarız. Kaç tane ayrıt birleşiyor burada arkadaşlar? Üç tane ayrıt birleşiyor. Üç tane kenar burada birleşiyor. Dolayısıyla bu üç boyutludur. Metre, metre, metre. Burada da bu üçünü çarparsak arkadaşlar metre, 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 metre küp bulursunuz. Burada da hacim söz konusudur. 3 boyutlu bir cisim olduğu için. Dolayısıyla üç boyutlu cisimler e, elimizde olduğu için hacim üzerinden hesap yapacağız. İnşa etmek istediğim şeyin e, bir ayrıtını buldum arkadaşım. Küpün 120'ye 120'ymiş. 120, 120, 120 arkadaşlar. Eni boyu ve derinliği 120 şeklinde bulduk. Şimdi o zaman e, yapacak olduğumuz küpün hacmini buluyoruz. Hacim 3 ayrıtın çarpımı olduğunu söyledik az önce elimizdeki bir tane e, dikdörtgenler prizmasının hacmini de aşağıya hesaplıyoruz Evet bu küpün hacmi Yukarıdaki küpün hacmi arkadaşlar küp hacmi aşağıdaki de e, dikdörtgenler prizmasının hacmi arkadaşlar hacmi Dolayısıyla burada sadeleştirme yapıyoruz e, 126'ya böldük arkadaşlar i̇şte 20. Değil mi? 128'e böldük. 15 mi? Yani 120'yi 15'e böldük arkadaşlar. O da 8, değil mi? Yukarıdakileri çarpmamız icap ediyor arkadaşlar. Kaç çıkar? Hmm. 8 80 120 2400 mü yapar? 2400 yapar herhalde. 2400. Evet. Anlaşılmayan bir yer var mı arkadaşlar? Evet, umarım. Şu e, şey kısmını sanki dikdörtgenler prizması kısmını da kullandınız ya 6, 8, 15'i direkt. Hı, hı hı. Evet. Şu da, şu da sizin yani şu, hı, e, şu da sizin elinizdeki bir tane hani tahta bloklar var ya elinizde. Şu bir tane tahta blok. Hı hı. 6, 8 ve 15. Yani bir tanesi şöyle 6, bir tanesi 15, bir tanesi de 8 ayrıtları. Siz bunlarla. Bunu yapacaksınız ya hani katla bloklarla evet. onu yapacaksınız. Yapacak olduğunuz büyük e, cismin hacmini elinizdeki parçaların hacmine böldüğünüzde onu yapmak için bundan kaç tane harcamalıyım sorusunun cevabını bulmuş oluyorsunuz. Evet. Devam edelim o halde. Boyutları 80, 100 ve 160 santim olan dikdörtgenler prizması şeklindeki bir koliyi Eş hacimli küplerle hiç boşluk kalmayacak şekilde doldurulacaktır. Buna göre bu iş için en az kaç küp gereklidir? 40 küp, 40'ının da kulp, 40 küp. Evet arkadaşlar, ee, ne yapacağız? EBOB mu yok mu? EBOB. EBOB hocam. EBOB deniyor. Evet. <laughs> Demek ki oturmuş arkadaşlar. Mesela artık oturduğunu düşünüyorum. EBOB kullanacağımızı biliyorsunuz. Elinizde 80'e 100'e 160'lık bir dikdörtgenler prizması var. Ee, bunun e, eş hacimli küplerle doldurulacakmış içi. Yani siz buradasınız. Sizin orijininiz burası demiştim. Siz buradasınız. Gideceğiniz yere bakıyorsunuz. Gideceğim yer nedir? Gideceğim yer bu elimdeki bu adamı lime lime etmek, parçalamak, değil mi? Onu küçültmek. Onun içinde onun içine ee, eş hacimli küpler doldurmak. Parçalar doldurmak. Dolayısıyla daha küçük bir yere doğru gideceğiz. Ee, nar var elimizde. Onu açacağız. Ee, tabiri caizse içinden parçacıklar çıkacak. Dolayısıyla e, bölene doğru gideceğiz. EBOB'a gideceğiz arkadaşlar. İşte o içeri doldurulacak olan e, eş hacimli küplerin bir tanesinin ayrıtı e, 80'i, 100'ü ve 160'ı bölebilecek en büyük sayı olmalı. EBOB olmalı. Peki kimdir diye soruyoruz. 80, 100 ve 160'ın EBOB'u arkadaşlar. 20. 20 çıkar değil mi? Evet. Aynen. E EBOB hesabı yaparsanız 20 çıkar arkadaşlar buradan. 80'in, e 100'ün ve 160'ın EBOB'u eşittir. 20 çıkar. Biz yaptığımızı farz edelim. Şimdi buna göre bu iş için en az kaç tane küp gereklidir? Sorusunu da nasıl cevaplayacağız? Elimizdeki hacmi değil mi? Elimizdeki bu hacmi şu ıı, bir ayrıtı 20 olan küpün hacmine, Yani Şu da içeri dolduracak olduğumuz küp arkadaşlar. 20'ye 20'lik. 20'ye 20'ye 20'lik arkadaşlar. İşte bunlarla şuradaki adamı dolduracağız arkadaşlar. Ee, ne yapacağız peki? Elimizdeki büyük ıı, dikdörtgenler prizmasının hacmi nedir? 100 çarpı 160. Evet biz buna dikdörtgenler prizması diyoruz. Ee, e, hepsi eşit olursa küp oluyor biliyorsunuz. Eşit olmadığı için hepsi ona bir dikdörtgenler prizması diyoruz. Sonra bölelim arkadaşlar. Bunu böldük 4. Bunu böldük 5. Bunu da böldük. 8 oldu. 160 Bak, hocam evet, cevap. Evet cevap 160 çıkıyor. Aynen öyle arkadaşlar. Pekala. Evet, e bu ekok problemlerini bitirdik arkadaşlar. Buradakileri şöyle bir e, sorular çözmeye devam edelim isterseniz. Pardon, nereye gittik? Yok, başka bir yere gittik. Kaç? Kırklarda mıydık biz? Burası kaçıncı sayfa? 60. sayfa. Evet. Şöyle yapalım arkadaşlar. Hı. 46'daydık 3. en son hocam. Tamam. Pekala, e, isterseniz şu şey kısmından biraz sorular çözelim mi? Burada e, asal sayılar falan da var. Ünitenin başından, EBOB EKOK ünitesinin başından. Şöyle bu testi de çözelim. Bu test de genel tekrar testi. EBOB EKOK ve asal sayılar aralarında asal olma falan var İsterseniz buradan başlayalım. Süremiz yettiğince buradan sorular çözelim arkadaşlar. E bu Bekok'u bitirdik problemleriyle beraber. Bugün tamamen bitti. Haftaya arkadaşlar rasyonel sayılara geçeceğiz. Ondalıklı sayılar rasyonel sayılarla devam edeceğiz yolumuza. Birinci sorumuza bakalım isterseniz. A ve B pozitif tam sayılardır. Olduğuna göre B'nin alabileceği en küçük değer kaçtır diye sormuşlar. Şimdi böyle sorularda ne yapıyorduk arkadaşlar? Ee, karşı taraf bir sayının dördüncü kuvveti değil mi? Hemen ne yapmalıydık burada? Demek ki asal çarpanlarına ayıracağız, değil mi? O zaman buradan çıkacak asalların üstleri hep dördün katı çıkmalıydı. Çünkü burası bir sayının dördüncü kuvveti ise buradaki bütün asalların üstü dört ve dördün katı olmalı arkadaşlar. Pekala, 72 sayısını hemen asal çarpanlarına ayırıyoruz. 2'ye böldüm 36, 2'ye böldüm 18. 2'ye böldüm 9, 3'e böldüm 3 ve 3'e böldüm 1. 72 sayısı 2'nin küpü çarpı 3'ün karesi. Bir de A ile çarpılmış sonra B'nin dördüncü kuvvetine dönüşmüş. Evet. Hı. Şimdi bundan sonra nasıl düşünüyorduk arkadaşlar? Madem sol taraf bir sayının dördüncü kuvveti o halde bu asalların üstü 4 ve dördün katı bir sayı olmalıdır. Zira bir sayının dördüncü kuvveti alındığında e, ne olmalıdır? E, o asalların üstü, üstün üstünden dolayı hep dördün katına dönüşmelidir. Bundan daha önce bahsetmiştik. Burası bir sayının dördüncü kuvvetine yakışır bir durumda değil. 3. Buna bir tane takviyede bulunmamız lazım değil mi? Buna bir artı bir yapmamız lazım. Tabii bu, bunu kim yapacak? Bunu burada A sayısı yapacak. O zaman A sayısının içinde bir tane 2'nin olması gerekiyor arkadaşlar en azından. Öte yandan üç asalının da üstüne baktığımızda iki sayısı bir sayının dördüncü kuvveti olmaya aday değil şu haliyle. Buna da eksikliğini gidermek için artı iki yapmamız lazım. Yani 3 üzeri 2 gelmesi lazım oraya. Peki bu kimden gelmeli? O da yine A tarafından takviye edilmeli arkadaşlar. İşte A sayısını bu şekliyle düşündüğünüz andan itibaren eşitliğin sol tarafı neye dönüşmüş olur bu takviyeleri gerçekleştirdikten sonra? 2'nin dördüncü kuvveti çarpı 3'ün dördüncü kuvvetine dönüşmüş olur değil mi arkadaşlar? B üzeri 4. E bu da ne demektir? 2 çarpı 3'ün dördüncü kuvveti demektir. O halde B sayısı nedir? B sayısı arkadaşlar 2 kere 3, 6'dır. 6'dır. Evet. Soruları böyle yapıyorduk. Devam edelim. Toplamının sonucunda elde edilen sayının kaç farklı asal çarpanı vardır? Evet. Faktöriyellerde toplama işlemini normal şartlarda yapamıyorduk değil mi? Topladığımız şey onların bizzat kendileri değil, onların önünde kaçar tane olduklarıydı arkadaşlar. Ama bunu yapabilmek için elmalarla elmaları, armutlarla armutları toplamamız gerekiyordu. Dolayısıyla buradaki 12 faktöriyeli neye dönüştürüyorduk arkadaşlar? 12 çarpı 11 faktöriyel diyerekten 11 faktöriyele dönüştürüyorduk. Ve ardından nasıl konuşuyorduk? Diyorduk ki bu şeyden yani 11 faktöriyelden 12 adet var burada. Burada ise 11 faktöriyelden 1 adet var. Toplamda kaç adet oldu elimde? 13 adet 11 faktöriyel oldu elimde. Evet en son bu haliyle paketlendi arkadaşlar. Şimdi Buradan kaç tane asal çarpan çıkar arkadaşlar? 11 faktörelin içinde mesela 2 asalı var mıdır? Vardır. 3 asalı var mıdır? Vardır. 5 asalı var mıdır? Vardır. 7 asalı vardır. Değil mi? Başka ne vardır? 11 asalı vardır. Bir de kim vardır? Buradaki 13'ümüz vardır. Değil mi? O zaman buradan hangi asallar çıkar önüme? Karşıma bunlar çıkar arkadaşlar. Kaç farklı asal çarpanı varmış? 1, 2, 3, 4, 5, 6 adet asal çarpan vardır bu sayının içinde. Evet, anlaşılmayan bir yer var mı arkadaşlar burada da? Yoksa devam ediyoruz o halde. Bunlarla ilgili sorular daha önce de çözmüştük ama tekrar etmiş olalım. 24 sayısının asal olmayan tam sayı bölenlerinin toplamı kaçtır? Evet arkadaşlar. Bir sayının pozitif bölen sayısını, negatif bölen sayısını, tam sayı bölenleri sayısını bulmak için evvela ne yapmamız gerekiyor demiştik. Sayıyı alıp asal çarpanlarına ayırmamız gerekiyor demiştik. Değil mi? 2'ye böldük 12, 2'ye böldük 6, 2'ye böldük 3, 3'e böldük 1. 24 sayısı 2'nin küpü çarpı 3 üzeri 1 olduğu için bunun pozitif bölen sayısını nasıl buluyorduk? Pozitif pozitif bölenleri sayısını bulmak için arkadaşlar üstlere 1 mi ekliyorduk? Evet. 3'e 1 ekledik 4. 1'e 1 ekledik arkadaşlar 2 yaptı. Yani 8 tane pozitif böleni vardı. Negatif bölenleri sayısı da arkadaşlar aynı 8 kat 8 taneydi. Topladığımız zaman da tam sayı bölenleri sayısını buluyorduk ki onun da 16 olduğunu söyleyebilirsiniz arkadaşlar. Ama asal olmayanları istemişler. Asal olanlar kimler ki? 24'ün asal bölenleri. 2. 2 ve 3. 3. Adamın 2 hmm. tane asal böleni var zaten. E, bütün bölenlerinden 2 tane asal olanı çıkartırsan geriye kalan bölenler senin... Ha, bu arada toplamını mı soruyor? Sayısını soruyor zannettim. 14 tane, evet. 14 tane arkadaşlar asal olmayan e, tam sayı bölenleri var. Ancak bizden bunların toplamı istenmiş. Şimdi bunu nasıl düşünüyorduk? Bu adamın, e, bu adamın arkadaşlar ne vardı? Aslında bütün bunları, şunları yapmaya gerek olmuyor o zaman, tamam mı? Onu da yapalım da şöyle, şöyle sınırlarını çizeyim. Bu sorunun çözümü için arkadaşlar, şu kısmı yapmanıza gerek yok. Hı. Evet, bu kısım. Asal olmayan tam sayı bölenlerin sayısını arkadaşlar e, bulmak için yaptık. O ikiyi çıkarttık ya. Bize öyle sorsaydı soruyu böyle yapacaktık. Ama soru başka türlüymüş. Ben soruyu yeni okudum. O yüzden arkadaşlar şimdi okuduğumuz yeni okuduğumuz haliyle çözelim. Bunların toplamını bize sormuşlar. Arkadaşlar bir sayının tam sayı bölenlerinin toplamı her zaman sıfırdır. Çünkü bir sayının ne kadar pozitif böleni varsa onların negatiflisi kadar da negatif böleni vardır. E pozitifler ve negatifler birbirini nötrleyeceğinden arkadaşlar toplama esnasında sıfır olur her zaman. Mesela altı sayısını düşünün. Kimdir onun bölenleri? Birdir, dir üçtür, 6'dır. Bir de eksi birdir, eksi dir eksi üçtür, eksi altıdır. Altının bütün tam sayı bölenlerini toplarsanız karşılıklı birbirini yok eder götürür. Ve sıfır olur. Her zaman sonuç sıfır demiştik daha önceden. Ama arkadaşlar burada asal olmayanları sadece toplayacağız. Yani toplarken arkadaşlar 24'ün bölenlerinden e, asal olmayanları alacağız. Örneğin e, şu pozitif bölenler bunlar pozitif bölenler olsun arkadaşlar. Bunlar da negatif bölenleri olsun. Negatif bölenleri bunları toplayacağız ama toplama esnasında şu pozitif bölenlerin içinden kimleri biz çıkartıp alacağız? 2'yi ve 3'ü buradan çıkartacağız alacağız. Onları toplamayacağız. E, dolayısıyla Karşı tarafta bunların simetri olan eksi 2 ve eksi 3 eşini bulamadığından sıfırla, sıfırlayamayacaklar kendilerini. Ama diğerlerinin hepsi kendini sıfırlayacak. Bir tek kim sıfırlayamayacak? Pozitiflerin içinden 2 ve 3'ü attık ya arkadaşlar. Onların negatiflileri eşlerini bulamayacaklar için sıfırlanamayacaklar. Bu toplamdan hasıl olan sayı ne olacak arkadaşlar? Eksi 2, eksi 3? Eksi 5. 5 olacak. Tamamdır değil mi? Burası da... Yani bu soruyla böyle yapacağız tabii ki. Ama e, soruyu başta dediğim gibi tam okumadım ben e, kafamdaki soruyu çözdüm. Aşağıdaki başka bir sorunun çözümüydü. Siliyorum. Dördüncü soruya bakalım arkadaşlar. Evet, vaktimiz var hala. X pozitif tam sayı olmak üzere sayısının 56 tane pozitif tam sayı böleni olduğuna göre x kaçtır? Evet. Bir sayının pozitif tam sayı bölenlerinin sayısını bulmak için, sayısını bulmak için arkadaşlar, sayı asal çarpanlarına ayrılır ki ayrılmış pozisyonda. Daha sonra üstlere birer eklenir. Evet. Senin cevabın 5 olduğunu söylemiş. Bakalım 5 mi cevap? Üstlere 1 eklersek arkadaşlar x artı 1'e 1 e bir eklerseniz x artı 2 yapar. x artı 2'ye de 1 eklerseniz o da x artı 3 yapar arkadaşlar. İşte bunların çarpımının 56 olduğu iddia edilmiş. Soruyorum size x artı 2 ve x artı 3 nasıl sayılar? Ardışık. Asal aynen ardışık pardon. Ardışık sayılar ardışık sayılar. Dolayısıyla hangi ardışık sayılar çarpıldığında 56 eder sorusunun cevabı da 7 ile 8. Evet, küçük olana 7, büyük olana da 8'i verirsek arkadaşlar x'in buradan 5 olması gerektiğini söyleriz. Selin arkadaşımızın da bulduğu gibi. Evet. Siliyoruz, devam ediyoruz arkadaşlar kendisi hariç pozitif tam sayı bölenlerinin toplamı kendisine eşit olan pozitif tam sayılara mükemmel sayı denir. Evet. Tabi e, okuduk okuduğumuzu anladık mı? E, yorgun yıllarım 28 diyor cevaba. <laughs> yorgun yıllar. Evet 28 bulmuş Selin de. Şimdi arkadaşlar kendisi hariç pozitif tam sayı bölenlerinin toplamı kendisine eşit olan pozitif tam sayılara mükemmel sayı denir bu tanıma göre aşağıdakilerden hangisi mükemmel sayıdır diyor. Şimdi bir sayının pozitif bölenlerini düşünün arkadaşlar. İşte onun içinden kendisi hariç diğerlerini alıp toplarsanız o da kendisini veriyorsa arkadaşlar kendisini veriyorsa buna mükemmel sayı diyormuşum. Ee, örnek olarak 12 sayısına bakalım. 18'in böyle 12'nin bölenlerine bakın arkadaşlar. Kimler bunlar? 1 böler, 2 böler, 3 böler, 4 böler, 6 böler, 12. Başka da var mı? Ee, bir de 12 var ama 12'yi almayacağız arkadaşlar kendisi hariç Diğerlerini toplarsak toplayın arkadaşlar burayı kaç yapar ee, 16 16 mı yapıyor arkadaşlar 16 ediyor ve kendisini vermediğini görüyoruz bu mükemmel bir sayı değil diyoruz arkadaşlar biz mükemmel bir sayı arıyoruz 18 falan bunlar için de aynısını yapmış arkadaşlar 28 dediği için 28'e bakalım. 28'i bölenlerine bakıyoruz arkadaşlar. 1 böler. 28'i 2 böler. 7 böler. 4 de var değil mi? Pardon. 4 de var. 4 böler. Bir de 7 böler değil mi? Bir de 28 böler arkadaşlar. Ama 28'i almayacağız. Kendisi hariç. Geriye kalanları toplarsak arkadaşlar kaç yapıyormuş? Evet. 14 mi yaptı? Hocam var Aa, 14 de var bölünenlerin arasında. Evet, 14 evet 14'ü unuttuk değil mi? 14'ü unuttuğumuz için doğru ya. 14'ü unuttuğumuz için oldu. Burası 14 yapmıştı. 14 de geldi şimdi aramıza. Onunla beraber 28 bulmuş olduk arkadaşlar. Doğrudur. Evet. Biz bu saati 6'dan daha erken alalım. <laughs> kolay gelsin. <laughs> 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 <Olar kolay gülüyor> evet sağ olun. Evet. E, sağ olun sağ olun. Teşekkür ediyorum. Doğrudur. Ee, günün bu saatinde arkadaşlar ne toplama yapası geliyor insanın yani ne çıkarma yapası. Sabahtan beri e, toplama çıkarma yapıyorum yani. Derslerim vardı. Dolayısıyla e, günün bu saatinde artık insanın kafası çalışmıyor. Arada unuttuklarımız, Allah'tan e, takviyede bulunanlar var. Yoksa yalan yanlış burada. Anlat anlatacağız herhalde. Evet arkadaşlar. hatamızı lütfen e, şey yapın, düzeltin. Çünkü gerçekten İnsanın beyni yoruluyor yani hesap yapmaktan. 9 faktöriyel sayısının çift tam sayı bölenleri sayısı kaçtır diyor. Çift tam sayı bölenleri sayısı. Şimdi arkadaşlar e, bu adamın sadece çift tam sayı bölenlerinin sayısını bulacağız değil mi? Şimdi e, normalde ne yapabiliyorduk arkadaşlar? Normalde çift tam sayı bölenlerini ya da pozitif çift bölenlerini bulmak bizim için pek mümkün olmuyordu değil mi? Daha doğrusu bu tarz sorular nasıl yapıyorduk? Soruları mesela atıyorum şöyle bir a sayısı olsun. Asal çarpanlarına ayırıyorduk. Mesela 3 olsun. 3 üzeri 2 olsun, 5 üzeri evet 5 üzeri 1 olsun. Mesela a sayısının kaç tane pozitif tek tam sayı böleni var diye sorulabiliyordu. Ya da a sayısının kaç tane pozitif çift tam sayı böleni var diye soruluyordu. Şimdi tekleri sorduklarında bu iş çok kolay oluyordu bizim için. Bir sayıyı çift yapan şey içinde iki çarpanı bulunmasıydı. 2'nin olmadığını varsayaraktan pozitif bölen hesabı yaparsak yani şunlara bir eklersek arkadaşlar. 3 çarpı 2. 6 tane bu adamın pozitif tek tam sayı böleni oluyordu değil mi? Daha sonra eğer bize çiftleri sorarlarsa arkadaşlar burada, eğer bize burada çiftleri, tekleri değil de çiftleri sorarlarsa bu defa şunu yapmıyorduk. Ee, yani iki ile hesap yapalım demiyorduk arkadaşlar. Zira e, sadece 2'den oluşmaz çift sayılar. 2'nin yanına teklerin de karışmasıyla oluşur. Dolayısıyla çiftleri hesaplamanın direkt bir yolu yoktu. Tekleri hepsini hesaplamak hıçrayım. kolaydı. Evet bir de hepsini hesaplamak kolaydı. Hepsini, bütün pozitif bölenlerinden tek olanları çıkartmak suretiyle çift bölenlerini buluyorduk. Yani hepsine, a'nın kaç tane pozitif böleni var, üstlere bir ekleyip buluyorduk, değil mi? 4 çarpı 3 çarpı 2. Yani arkadaşlar, 24 tane pozitif böleni var a'nın. Kaç tane tek bulmuştuk arkadaşlar? Bu bütün pozitif bölenleri sayısı. Ee, peki tek olan pozitif bölen sayısını kaç bulmuştuk az önce? 6 mı bulmuştuk 3 çarpı 2'den? 6 bulmuştuk. İşte bundan bunu çıkartırsanız arkadaşlar geriye kalan 18 de sizin e, pozitif çift olan bölenler arkadaşlar. Evet. Bu işi böyle yaptığımızı biliyorduk. Ama hocam iyi güzel diyorsunuz da 9 faktöriyel sayısı asal çarpanlarına ayrılmış değil. Bunu nasıl yapacağız? Şimdi arkadaşlar evet 9 faktöriyel sayısı asal çarpanlarına ayrılmış değil ama biz onu asal çarpanlarına ayırabiliriz. 9'un 9 faktöriyele kadar hangi asallarla karşılaşırsınız? 2 asalı vardır, 3 asalı vardır, 5 asalı vardır, 7 asalı vardır. Şu 5 ve 7 asalından birer tane olduğunu zaten rahatlıkla görebilirsiniz. 9 faktöriyelin içinde bunlardan birer tane var, iki tane yoktur. 10 faktöriyel olsaydı 5, 5'ten bir tane daha gelirdi ama 9 faktöriyelde sadece bir tane vardır. Şunları da nasıl hesaplıyoruz arkadaşlar? 1 faktöriyelin içinde asal aramak diye bir kavram vardı değil mi? o faktöriyel sayısını alıyorduk, asalımıza bölüyorduk arkadaşlar. Yetmedi bir kez daha bölüyorduk arkadaşlar. Yine yine bölüyorduk. Bölünemez oluncaya kadar bölüyorduk ve sonra bu bölümleri topluyorduk. O da ne yapıyor? 7. Yani 9 faktöriyel sayısının içinde 2'den 7 adet varmış arkadaşlar. Çarpı bakalım 3'ten kaç adet var? Aynı mantıkla ve yöntemle devam edersek evet, evet. arkadaşlar. Evet. Bunlar da toplandığında arkadaşlar 4 adet de bundan varmış. E, 5 ve 7'den zaten birer adete olduğu arşikardı. Onları da tutup bölmeye gerek görmüyoruz arkadaşlar. İşte burun asal çarpanlarına ayrıldı. Evet demek ki ayrılabiliyormuş. Ve az önce anlattıklarımı uygulamaya hayata geçiriyoruz. Şimdi Biraz çift mi? tam sayı bölenlerin sayısını hesaplayacağız. Biz e, bütün tam sayı bölenlerinden tek tam sayı bölenlerini çıkartacağız. Bütün tam sayı bölenlerinin sayısını buyurun arkadaşlar. Ee, tam sayı bölenleri sayısını hesaplamak için tam sayı bölenleri sayısı eşittir diyoruz. Üstlere bir ekliyoruz. 8 çarpı 5 çarpı 2 çarpı 2. Tabi bunlar nedir? Ee, bunlar pozitif olanlardı. Tam sayı bölenler için bir de bunu çarpı 2 yapıyorduk, değil mi? Evet, çarpı 2 yapmamızın nedeni de o. Bunlar e, tam sayı bölenler sayısı arkadaşlar. Hepsi. Ee, tekleri bulalım. Tek tam sayı bölenleri sayısını da buyurun aşağıya. Tekleri bulurken çifi yok sayıyorduk arkadaşlar. 4'e 1 eklerseniz 5 çarpı 1'e 1 eklerseniz 2 çarpı 7'nin üstündeki 1'e de 1 eklerseniz 2. Tabi bu arkadaşlar e, pozitif olan tekler. Bir de çarpı 2 yaparaktan negatif olan tekler de var değil mi? Tam sayı olacak ya bunlar. Dolayısıyla yukarıdakinden aşağıdakini çıkartırsanız arkadaşlar 5 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 2'den 7 tane kalmış olur. 5 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 2 kaç yapar? 40 yapar. 7 tanesi kaç yapar? 280 yapar. Evet. evet. Bundan bunu çıkartacaksınız arkadaşlar. Bu sayıdan bu sayıyı çıkartacaksınız. Şurayı hesaplayacaksınız. Burayı hesaplayacaksınız. Bunları birbirinden çıkartacaksınız. Tamam mıdır? Anlaşılmayan bir yer var mı arkadaşlar? Yoksa Yok. geçiyoruz. Tamamdır. Pekala. Evet. Yedinci sorumuza bakıyoruz arkadaşlar. Bakmadan uçtuk. Önümüzde yanlışlıkla nereye geldik ya? Evet. Yani bu zoom'un da en sevmediğim tarafı. Arada bir böyle parmağım değiyor. Başka bir sayfaya uçuyorum. Evet. Yedinci sorumuz burada. İfadesini tam sayı yapan en büyük x doğal sayısı kaçtır diye sormuşlar. Mantık ne olmalı bu soruyu çözmek için? Buyurun sizden alalım. Bu soruyu nasıl cevaplamalıyız? x'in alacağı en büyük sayıyı nasıl bulacağız? Evet, 65'i 7'ye bölmek demiş yorgun yıllar. Ee, şimdi 65'i 7'ye böleceğiz. Neden böleceğiz sürekli arkadaşlar? Çünkü adam diyor ki buranın diyor tam sayı olmasını istiyorum ben diyor. Yani buranın sonucu bir tam sayı olsun diyor. Şimdi tam sayı demek ne demek? 65 faktöriyelin o 7 üzeri x'e tam bölünebilmesi demek. E bir, bir kere bölsem olur mu tam sayı? Olur. İki kere bölsem olur mu? 65 faktörenin içinde iki tane 7 var mıdır? Vardır. O da olur. Ama öte yandan diyor ki, bölebileceğin en fazla 7'ye de böl diyor. Yani. En fazla kaç kere 7'ye bölebilirsin? 65 faktöre ediyor. Tam olarak bölebilirsin. O zaman bu bizi direkt neye götürüyor? 65 faktörenin içinde Kaç tane 7 asalı vardır sorusuna götürüyor arkadaşlar direkt bizi. Biz de o zaman 65'i alıyoruz. 7'ye bölüyoruz. Kaç kere vardır? 9 kere mi vardır arkadaşlar? 9. Bir kez daha 7'ye bölüyoruz. O da bir kere vardır. Dolayısıyla arkadaşlar artık bölünemediği için topladığımız da 10. Demek ki 65 faktörlerin içinde 7 asalından 10 adet varmış sen en fazla 10 kere bölebilirsin 7'ye 65 faktöriyeli. 11. bölmeye kalkarsan bölünemez. Rasyonel sayı olur. Tam sayı olmaz. Kesirli kalır elindeki sayı. Kesirli kalmamasını istediğimiz için maksimum 10 adet 7'ye bölebiliriz arkadaşlar. Evet. Anlaşıldığını düşünüyorum ve geçiyorum. Evet arkadaşlar yine e, biraz daha özgün bir soru tarzı. Pozitif tam sayılar kümesinde kare A şeklinde bir tasarım yapılmış. Kare A bize neyi tarif etmekteymiş? Buyurun okuyalım. A sayısının farklı asal bölenlerinin toplamını tarif etmekteymiş. Şimdi burayı anlayalım. Bir A sayısı varmış. Onun asal bölenlerinin e, toplamıymış cevabı da. Demek ki bir sayıyı asal çarpanlarına ayıracağız. Hangi asallardan oluştuğunu bulacağız. O asalları toplarsak kare a'yı bulmuş olacağız. Tamam anladıysak geçiyoruz. Daire a dediğimiz bir kavram varmış. Bu bize neyi tarif etmekteymiş? A sayısının asal bölen sayısıymış arkadaşlar. Tamam. O zaman her halükarda ikisini de bulmak için a sayısını asal çarpanlarına bir kere ayırmalıyız. Buna göre Önce kare 12 faktöriyeli bulacağız. Ee, şimdi soruyorum size. 12 faktöriyeli asal çarpanlarına ayırmış olsaydım içinden hangi asallar çıkardı arkadaşlar? 2 2, 3 5 değil mi? 7 11 Başka var mı? Başka da yok arkadaşlar. 11'e kadar 12'de asal olmadığına göre. İçinden bunlar çıkardı, bu asallar çıkardı. Heh. kare bize neyi tarif ediyordu? Heh, bu asalları toplar mısın demişti. Buyurun toplayalım arkadaşlar. Ee, ne yapar burayı toplarsak? 11, 7 daha, 18 yapar, 23, 26, 28 mi yapar arkadaşlar? 28. Tamam. O zaman kare 12 faktöriyeli 28 bulduk ve kare 12 faktöriyel yerini yerini 28 sayısına bıraktı ve aradan çekildi. İşini yaptı ve gitti. Artık orada daire 28 var. Daire 28'i buyurun yapalım arkadaşlar. 28 sayısını asal çarpanlarına ayıracağız ve asal bölenlerinin sayısını söyleyeceğiz. 28 sayısını şöyle şurada asal çarpanlarına ayırırsanız arkadaşlar içinden ne çıkar? 2 ve 7 sayısı çıkar değil mi? 2'nin yani, karesi çarpı Evet, yani. 2'nin karesi çarpı e, nedir arkadaşlar? E, 7'dir. 2'nin karesi 4 çarpı 7'dir yani. Yapmaya da gerek yok. Bazı şeyleri artık görebilmeniz lazım. Arkadaşlar şimdi bu kaç adet asal çarpanı varmış? Asal böleni varmış 28'in? 2 Altın. ve 7 olmak üzere 2'ymiş. O zaman buranın sonucunu 2 olarak bulduk arkadaşlar. Şimdi diğerini yapalım. Diğerini yapmak için şuradan devam edelim. 15 faktöriyel'in e, daire içinde olduğunu görüyoruz. Yani asal bölenlerinin sayısını istemiş bizden. 15 faktöriyel'e kadar hangi asallar var içinde? Hemen onu bir söyleyelim arkadaşlar. 2, 3, 5, 7, e, 11, 13 değil evet. mi? Evet. 13 arkadaşlar. Şimdi, şimdi bunların 45. sayısı sayısı kaç adet? Altı. Toplamı değil bakın. Kırk... Daire ani daire ani diyordu ha, bize. Pardon. Sayısı diyoruz diyor. sadece. Hı hı. 6'dı. 1 2 3 4 5 6 he. Şimdi bu bu ifade yerini neye bıraktı arkadaşlar? Bu ifade yerini kare 6'ya kare bıraktı. Bu da 6 sayısının asal bölenlerinin toplamı demekti. 6'nın 2 çarpı 3 olduğunu biliyoruz. 2 ile 3'ü de toplarsak 5 elde ederiz arkadaşlar bunu. Ama şimdi daire yapmayalım da yanlış anlaşılmasın. Evet. Şimdi bundan sonra arkadaşlar şunu da daire içine almayayım da yanlış anlar arkadaşlar sonra. Sonra bunları arkadaşlar toplayın demişler. Buyurun bu ikisini toplarsanız cevabınızı 7 olarak bulursunuz. Evet. Yani bakın böyle sorular işte yeni nesil sorular arkadaşlar. Gerçekten e, basit sorulardır. Yani sadece e, tarif var. Orada güzel bir tarif yapılmış. Onu da tıpkı e, ilk kez yapacağınız yemeği açıp da tariften okuyup da yapmak gibi düşünebilirsiniz arkadaşlar. Eğer hiç yapmadığınız bir yemeği tariften okuyup yapabiliyorsanız bu sorularda yapabilirsiniz diye tahmin ediyorum. Şu dokuzuncu sorudan çok kez çözdük daha fazla çözmek istemiyorum bu gece rüyama girecek yani. <laughs> 10. soruya bakalım arkadaşlar. 10. soruda eee EBOB'la mı EKOK'la mı yapacağız? Ona bir bakalım öncelikle. 18 metre, 30 metre, 42 metre uzunluğundaki üç farklı kalas eşit uzunlukta ve hiç parça artmayacak şekilde tek tek kesilerek parçalara ayrılacaktır. Bir kesimin ücreti 5 TL'ymiş. Buna göre bu iş için tamamı en az kaç TL'ye yapılır bu işin tamamı diye sorulmuş. Evet. Şimdi sorunun merkezinde Ebob mu var, Ekok mu var diye soralım. Ekok var. Sanırım. Mıdır. Ama parçalara ayrılacak diyor. Hı. Hmm. Pardon. Ebob var. Değil mi? Ebob var. Aynen. Ebop Size var. verilen sayılara bakıyorsunuz. Değil mi? Size verilen sayılara bakıyorsunuz. Siz buradasınız demiştim. Siz buradasınız ve bunu ne yapacaksınız arkadaşlar? Bunları, bunları tek tek keserek, tek tek keserekten parçalara ayıracağız, değil mi? Gideceğiniz yerde bu büyük şeyleri küçük küçük parçalara ayırmak söz konusu. Şöyle şöyle. Dolayısıyla e, istikamet arkadaşlar bize bölme işlemini, parçalama işlemini söylüyor, gösteriyor ki o halde 18, e, 30 ve 42'nin ebobuyla söz konusu bu bir parçanın büyüklüğünü bulabiliriz diyoruz. Yaptınız mı 18, 30 ve 42'nin EBOB'u? 6. 6 değil mi arkadaşlar? Evet. Bu sayıların EBOB'u eşittir 6'dır. Şimdi pekala. 18 metrelik kalasımı alıyorum elime. Bunu 6 metre uzunluğunda parçalara ayıracağım. Her kesim ücreti 5 TL'ymiş. Kaç adet kesim yaparsam ben bunu 10 lira. 2 adet kesim yapacağız. Evet arkadaşlar şöyle 18'i ne yapacaksınız? 18'i 6'ya böleceksiniz. 3 parça çıkacak. Parça sayısının bir eksiği kadar kesim yapacaksınız. 2 adet kesim yapacaksınız. 2 kesim size 10 TL'ye mal olur. Buna 10 TL para ödersiniz. Öte yandan aldığınız elinize 30 metrelik kalasınızı <laughs> Bunu kaç kez keseceksiniz? 5. 6 çarpı metre beş. bölmek için. 4. 4. 30 bölü 6 eşittir 5. Eksi 1 eşittir 4 tane kesim yaparsınız. Her kesim 5 TL ise 20 TL de buna verirsiniz arkadaşlar. Son olarak 42 metrelik bir tane kalasımız var elimizde. 20 işte o Evet. 42'yi de 6'ya bölerseniz arkadaşlar evet. yine 7 bulursunuz değil mi? Evet. bir eksiğini Hı, de alırsanız evet. evet. Altı bu siz de Hı, benim gibi evet. yorulmuşsunuz. Altı ee, 6 tane kesim beşim. arkadaş. <laughs> değil mi? Otuz, altı kesim evet. 5 liradan 30 TL'de buna ödersiniz. Sonra da e, kesiminizi yaptırırsın. Toplamda da <laughs> 60 lirayı bu iş halledir. Evet, <laughs> 60 liraya işi bağladık arkadaşlar. Tamamdır. Gördüğünüz gibi arkadaşlar EBO EKOK mantığını çözdükten sonra bu kesme olayını başa sona direkt dikme olayını daha önce size söylemiştim, anlatmıştım zaten burada da karşımıza çıktı böyle bir soru. Bunu da böyle düşünüyorsunuz. E, parçalara bölmek için yaptığınız kesim sayısı parça sayısının bir eksiği kadar oluyor. Ama direkler dikiyor olsaydınız altışar metre aralıklarla. Direkler dikiyor olsaydınız başa ve sona da direkler dikmek suretiyle bu defa da parça sayısının bir fazlası kadar direk diktiğinizi düşünecektiniz. Böyle sorulara karşılaşırsanız bunu da söylemiş olalım. Evet arkadaşlar bugün e, daha fazla yormak istemiyorum sizleri. E, bu kadar dinlediniz bizi sabırla. Çok çok teşekkür ediyoruz. İyi akşamlar diliyoruz. kendinize. Biz teşekkür de. ederiz. İyi akşamlar Güzelim. teşekkürler. Görüşmek üzere sağlıklı güzel günlerde yüz yüze görüşmek dileğiyle. 印象。